Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan 2022 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün tabii spor adına güzel karşılaşmalar vardı. Özellikle basketbolda temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague Playoff 4. maçında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk etti ve maçı da 75-70 kazanarak seride durumu 3-1'e getirdi ve üst üste 3. kez Final Four'a yükselmeyi başardı. Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes bu sezonda aslında iyi başlamamasına rağmen, normal sezonu 6. bitirmesine rağmen yine Final Four'a kalmayı başardı. Dünkü maçta öne çıkan performanslar vardı. Tibor Pleiss özellikle attığı 25 sayıyla, ki çok yüzdeli oynadı kendisi, Alman pivot, Efes'e galibiyeti getirdi. Şu ana kadar Real Madrid ve Efes dörtlü finale kaldılar. Bugünkü maçların sonuçlarına göre diğer iki yarı finaliste belli olabilir ki Anadolu Efes muhtemelen Olympiakos'la eşleşecek. Olympiakos da bugün Monaco deplasmanında kazandığı seride onlar da durumu 3-1'e getirecekler. Diğer eşleşmede de Bayern Münih ile Barcelona mücadele ediyor. Orada da Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğü var. Birazdan maçla ilgili, Efes'le ilgili detaylı bir şekilde konuşacağız. Futbolda da yine 4 güzel, hatta 5 güzel karşılaşma vardı. Avrupa Ligi'nde West Ham United 1, Frankfurt 2. Frankfurt Barcelona'dan sonra West Ham karşısında da üstünlüğünü korumayı başardı. Leipzig 1, Rangers 0. Leipzig zorlandı karşılaşmada. Son bölümde attığı golle rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Konferans Ligi'nde Leicester City-Roma mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi. Ve gecenin en gollü maçında Feyenoord evinde konuk ettiği Marsilya'yı 3-2 ile geçmeyi başardı. Orkun Kökçü, milli futbolcumuz, ilk 11'de sahaya çıktı ve 82 dakikada süre aldı. Cengiz Ünder ise bu maçta görev almadı. Ve Premier Lig'de güzel bir karşılaşma vardı. 21.45'te Manchester United Chelsea'yi konuk etti. Maç eşitlikte 1-1 sona erdi. Cristiano Ronaldo son dönemde takımının neredeyse bütün gollerini kaydediyor. Bu maçta da takımının tek sayısı Portekizli Yıldız'dan geldi. Maçlar dün futbolda ve basketbolda bu şekildeydi. Tabii farklı gelişmeler de var. Özellikle Galatasaray'daki seçim sürecine dair normal şartlar altında yarın yapılacak seçim. Fakat istinaf mahkemesinden çıkması muhtemel bir karar ve seçimin iptali söz konusu. Camia ayaklanmış durumda. Eğer gün içerisinde resmi haber gelirse Galatasaray'dan çok farklı tepkiler görebiliriz. Bakalım, süreci de yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri de program içinde yine değerlendirmeye çalışacağız. Öte taraftan ligde yeni hafta başlayacak. Bugünkü karşılaşmalarla birlikte takımlardan son gelişmeleri paylaşacağız. Trabzonspor artık adım adım şampiyonluğa koşuyor. Yarınki Antalyaspor maçı öncesi yine Trabzonspor'la ilgili son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Aslında çok konuşacağımız konu var. Kerem Aktürkoğlu dün özel bir röportaj verdi ve o röportajda gerçekten o Başakşehir dönemine dair Fatih Terim Torrent kıyaslaması, işte Barcelona karşılaşmasındaki pozisyonu, birçok konu hakkında çarpıcı ifadeler kullanmış. Program içinde yine bu konuya değinmek istiyorum. Ve son haberde yine yurt dışından olsun, Liverpool'da Jürgen Klopp'un sözleşmesi dün resmen uzatıldı. Normalde 2024 yılına kadar zaten sözleşmesi vardı Alman teknik direktörün. Dün Liverpool bu sözleşmeyi 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı. Müthiş bir rekabet var orada, biliyorsunuz Guardiola ile arasında. Bu da bir müddet daha devam edebilir diyelim. Araya gidelim, aradan sonra Anadolu Efes'e geri döneceğiz. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.
7.14 saatlerimiz dün olduğu gibi bugün de programda değerlendirmeye basketboldan başlayacağız. Dün hatırlayacaksınız Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ta şampiyonluğa ulaşmış. Fırt'ta Ekstra Bursaspor da Euro Cup'ta yarı finale yükselmeyi başarmıştı. Dün de Anadolu Efes'ten güzel haber geldi. Akşam oynanan karşılaşmada İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti. Anadolu Efes ve seride durumu 3-1'e getirip adını Final Four'a yazdırdı. Aslında karşılaşma Efes adına çok iyi başlamıştı. 8-0'lık bir seri geldi maçın hemen başında. Ve rakip takımın baş antrenörü Ettore Messina ikinci dakikada mola almak zorunda kaldı. Moladan sonra da Efes aynı farkı korudu. İlk periyodun bitiminde 19-11'lik üstünlüğü vardı. Ancak ikinci çeyrekle birlikte Milan'da devreye girdi. İkinci çeyreği toplamda 31 sayıyla tamamladılar ve ancak 43-42 önde girdi. Milan öne geçmeyi başardı bu periyotta. Üçüncü periyotta Efes 62-58 ile önde girdi. Maçın son 3 dakikasında skor 68-68'di. Kıran kırana geçti son bölüm ve buradan üstün ayrılan taraf temsilcimiz Anadolu Efes oldu. Girişte de söyledim, bu maçta ön plana çıkan isim şüphesiz Tibor Pleiss oldu. Normal şartlar altında Shane Larkin, Vasile Micic takımın yıldızları. Fakat bu maç Larkin biraz suskun kaldı. 6'da 0 üçlük isabeti Larkin'den geldi ama işte Pleiss devreye girdi. 3'de 3 üçlük, 6'da 5 ikilik, 6'da 6 serbest atış. Neredeyse şut kaçırmadan Pleiss oynadı ve Anadolu Efes'in galibiyetinde de önemli bir rol oynamış oldu. Vasile Micic işte yine 20 sayıyla, ki o da çok yüzdeli bir üçlük atamadı. 7'de 2'de kaldı sadece ama toplamda 20 sayıyla o da galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Şimdi bu sonuçla dörtlü finale kalmayı başardı temsilcimiz ve çok büyük ihtimalle de Monaco'yu geçmesi beklenen Olympiakos'la eşleşecekler. Final Four organizasyonu da 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek. Bugün dediğim gibi iki karşılaşma daha var. Bayern Münih, Barcelona, Monaco, Olympiakos. Burada favoriler kazandığı takdirde artık dörtlü finale kalan dört takım da belli olmuş olacak. Aksi halde önümüzdeki hafta orada da son karşılaşmalar oynanacak. Ama gözüken şu ana kadar Efes gerçekten çok büyük bir işe imza attı bir kez daha. Özellikle bu sezon çok kötü başlamıştı. Hem Fenerbahçe, Beko hem Anadolu Efes ama Fenerbahçe bir ara kıpırdansa da sonunu getiremedi. Efes 6. sıradan girdiği bu organizasyonda, playoff'ta Milan gibi bir takımı, ki Milan da normal sezonu 3. sırada bitirmişti. Ev sahibi avantajı vardı İtalyan temsilcisinin ama Anadolu Efes bir maç çalarak orada turu geçmeyi başardı. Tebrik etmek lazım, üst üste 3. kez Anadolu Efes dörtlü final organizasyonunda mücadele edecek. Bu açıdan bir istikrar yakalanmış durumda ve geçen sezonda elbette şampiyonluğunu korumak için Ergin Ataman ve öğrencileri de parkeye çıkacaklar. Bu son dönemde forma girmesi önemli. Ligin başında forma giremiyorsunuz ama sonrasında kurtarma şansınız oluyor. Asıl bu dönemlerde zaten takımların forma girmesi beklenir. Efes'te de şimdilik bu durum gözüküyor. Tabii Larkin'in bu maçta kötü oynaması dörtlü final adına kötü olabilir ama Efes'te de şu oluyor. Dün de maç sonu röportajlara biraz baktım. Hani her maç farklı bir oyuncu çıkıp maça direkt olarak etki edebiliyor. İşte dünkü maçta da Pleiss ortaya çıktı. Larkin'in kötü olduğu günde Pleiss takımı sürükledi. Dörtlü finalde Pleiss belki iyi olmayacak. Larkin çıkacak. İşte Singleton çıkacak. Bryant çıkacak. Moerman çıkacak. Farklı oyuncuları da devreye sokabiliyor Anadolu Efes. Ergin Ataman için de tabii önemli. O da dünkü maçtan sonra bayağı bir mutluydu. En yakın arkadaşlarından biri Messina'yı o da mağlup edip yarı finale kalmayı başardı. Ve bakalım yarı final organizasyonunda Olympiakos'ta muhtemelen nasıl bir karşılaşma oynanacak. Basketboldaki bu iyi gidişat gerçekten takdire şayan son dönemde. Keşke Fenerbahçe Beko'da tabii buraları zorlayabilseydi ama onlarda da üst üste sakatlıklar, form düşüklükleri, bir türlü o istediği seviyeye gelemedi Fenerbahçe Beko. Çok kısa bir dönemde üst üste galibiyetler gelmişti ama onu da normal sezonun sonuna doğru Fenerbahçe Beko taşıyamamış oldu.
Evet, maçla ilgili detaylar bunlar. Barış abi, eklemek istediğiniz bir şey var mı Anadolu Efes'e? Valla şimdi tabii yani Anadolu Efes'in Fenerbahçe ile birlikte Türk basketbolunu hangi noktaya taşıdığını istatistikler zaten gösteriyor. Fenerbahçe'nin Euroleague'de açtığı yoldan Anadolu Efes'in nasıl yürüdüğünü, Anadolu Efes'in orada Fenerbahçe'den sonra kazandığı şampiyonluk, ondan sonra işte istikrarlı bir şekilde Final Four takımı olması, 3 sezondur senin söylediğin gibi şampiyonluğu var bir tane zaten. Ve en son bu sezonda 6. sıradan playofflara kalıp ilk dörtte kalan takımlardan birini eleyerek Final Four adını yazdırması. Çünkü şu anda Final Four takımları zaten normal sezonda birinci bitiren, ikinci bitiren, dördüncü bitiren takımlar. Ama biri de altıncı bitiren Efes oluyor. Yani normal sezonu kötü bitirip elemelerde fark yaratıp ilk dörtteki normal sezonu bitiren bir takım Olympiakos Milano'yu eleyerek Final Four adını yazdırması son derece iyi bir gelişme, son derece büyük başarı. Çünkü bir yandan da momentumunu pozitife çevirerek, iyiye giderek gidiyor Final Four'a. Giderek performansını arttırıp Final Four'da yine derece yapması, şampiyon ya da runner-up olması ihtimali ciddi şekilde var. Çünkü iyi takım zaten. Çok tecrübeli de bir takım. Çok da kaliteli bir takım. İnşallah bir Türk takımı olarak yine adımızı basket Türk Avrupa basketbolunda zirveye yazdırır. Evet, önemli de rakipleri olacak. Barcelona, Real Madrid, Olympiakos tahminen bu dörtlü yarı finalde dörtlü olacak. Yani üçü bizle beraber işte dediğim gibi 1-2-4 zaten normal sezon. Evet, durum bu. Anadolu Efes'i de bir kez daha tebrik edelim. Ligde de tabii heyecan devam ediyor bir taraftan, Basketbol Süper Ligi'nde. Orada da playoff heyecanı yaşanacak. Orada da büyük bir rekabet var üst tarafta ve orta tarafta özellikle. Şimdi dönelim dünkü karşılaşmalara. Dün Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde toplamda 4 güzel karşılaşma var. Her maçta gol izlendi. Bilmiyorum hangi maçı takip ettiniz, edenler için tabii bu sorum. Biraz iş zorlaşıyor. Sabah gelirken de şunu düşündüm. Şimdi Şampiyonlar Ligi gününde tek maç vardı. Mecburen o tek maça kanalize oluyorsunuz. Hani başından kalkma ihtimaliniz pek olmuyor. Maçı değiştirme şansınız yok. Zaten o esnada başka güzel bir karşılaşma olmuyor. Ama burada 4 maç var ve maçları da birbirinden ayırmak pek mümkün değil. Ben açıkçası Leicester City Roma ile başladım. Fakat böyle 5-6 dakikada bu maçtan pek keyif alamayıp hemen değiştirdim. Frankfurt'u merak ettim. Çünkü bir önceki turda Barcelona karşısında 2 maçta da olağanüstü işler yapmışlardı. Çok oturmuş bir düzenleri var. Hani Türkiye'de bu çok eleştirilen takımların henüz adapte olamadığı 3-4-2-1 sistemiyle oynuyorlar. 3-4-3 ya da diyebilirsiniz. Bu sistemle oynayan ve gerçekten de sistemin hakkını veren bir takım Frankfurt. Dün de yine benzer bir anlayışla sahaya çıktılar West Ham United deplasmanında. Onları merak ettim. Gerçi orada da gol ilk dakikada gelmiş. Daha dakika 1'de Frankfurt 1-0 öne geçmeyi başarmış. Ben açtığımda skor çoktan 1-0'a gelmişti. Sonrasında West Ham golü bulan taraf oldu. O maçı biraz takip ettim. İşin zorluğu şu aklıma geldi. Aklıma Fenerbahçe geldi nedense. Çünkü sezon başında hatırlayın elinde çok fazla oyuncu var. Ve teknik direktör de ister istemez biraz da rotasyonu da seviyorsa Vitor Pereira gibi sürekli de oyuncu değiştiriyor. İşte biriyle başlıyor, bir karşılaşmaya performans vermedi mi hemen diğer maç diğer oyuncuya dönüyor. Öbür maç başka oyuncuya dönüyor. Bir istikrar sağlamak mümkün olmuyor. Yani geniş kadronun bir anlamda dezavantajını yaşıyor. Yani tek bir oyuncuda ısrar etme durumu söz konusu olmuyor. Burada da benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani 4 maç var. Birbirine çok yakın bu karşılaşmalar. Ve yani biriyle başlıyorsun, sarmadı mı hemen diğerine geçme ihtiyacı hissediyorsun. O yüzden bir önceki turda da böyle olmuştu. Orada da Leipzig Atalanta ile başlayıp 9 dakikada karar değiştirip başka bir maça geçmiştim. Bunlar işte bu kadar fazla maç olunca, birbirine yakın isim olunca işte futbol takımlarında böyle bir istikrar sağlamak, istikrarlı bir 11 ile devam etmek neredeyse mümkün olmuyor. Sizin için avantaj gibi gözüken o şey, işte geniş kadromuz var, işte 3 kulvarda mücadele edeceğiz, biri sakatlanırsa yerine başkası girer falan, bunlar kağıt üstünde çok iyi. Ama pratikte işte sahaya çıktığında işler iyi gitmiyorsa sürekli oyuncuları da değiştirmek bir yerde istikrardan da uzaklaşmak anlamına geliyor. Açıkçası dün ben bu sıkıntı yaşadım. Bilmem izleyicilerimiz hani sabit bir maçta kalabildiler mi? Dediğim gibi sonrasında West Ham Frankfurt'la devam ettim. Frankfurt'ta yine çok avantajlı bir skorla
Almanya'ya dönecek. Onlar da 2-1 kazanmayı başardılar ve lig yoluyla tabii Şampiyonlar Ligi bileti almaları imkansız. Eğer Avrupa Ligi'ni kazanırlarsa oradan bir Şampiyonlar Ligi bileti gelecek. Avrupa Ligi'nin de avantajı bu. Şimdi bakıyoruz 4 yarı finaliste. Leipzig lig yoluyla alacak büyük ihtimal. West Ham'ın mesela böyle bir şansı yok. Ama eğer kupayı kazanırsa gelecek sezon lig yoluyla Premier Lig'de 4 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa eğer West Ham, onlar da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilecekler. Bu açıdan bu tarz ligde Şampiyonlar Ligi bileti alamamış takımlar adına önemli bir organizasyon. O açıdan da bu maçları takip etmekte fayda var. Diğer tarafta Leipzig Rangers mücadelesi vardı yine Avrupa Ligi'nde. Orada da Leipzig 1-0 kazanmayı başardı. Golü ancak 85'te atabildi Alman temsilcisi. Orada da yani ilk maçlar sonunda iki Alman takımı avantajlı skoru elde etti. Bir Alman finaline doğru gidiyoruz gibi gözüküyor Avrupa Ligi'nde ki Almanlar bu turnuvada son yıllarda pek de iyi değillerdi. Onların da son şampiyon üzerinden bayağı bir geçmiş olması lazım. Hatta o bilgiyi de vereyim. 13 yıl sonra ilk defa bir Alman takımı Avrupa Ligi'nde finale çıkacak. Eğer Frankfurt ve Leipzig'ten biri ikinci maçta da avantajlı skor elde ederse ki en son UEFA kupasını kazandıklarında yıl 1997'ymiş. Yani bu kadar yıl Alman takımları çok ön planda, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları var ama bir türlü UEFA Kupası'nda şampiyon olamamışlar. En son 97'de Schalke 04 kazanan takım. 25 senelik bir hasret var Alman takımlarında. Bakalım bu bu sezon 2022 yılında dinecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Bir ilginç bilgi de yine dün bir tweetten gördüm. Fransızların tarihinde hiç UEFA Kupası şampiyonu olmamış. Ki Fransızlar işte en iyi 5 lig olarak bahsediyoruz. İngiltere ile İtalya, İspanya, İtalya ile birlikte en iyi liglerden biri. Çok iyi takımları var ama onlar da bir türlü 1 numaralı 2 numaralı kupada şampiyonluk ipini göğüsleyememişler. Ki yarı finallerde de zaten herhangi bir Fransız takımı bulunmuyor Avrupa Ligi'nde. Konferans tarafında aslında oradaki eşleşmeler daha heyecan veriyordu. Leicester City Roma mücadelesi mesela. Orada da bir birlik eşitlik vardı. Mourinho için tabii bir kupa canavarı kendisi Roma ile bir bir deplasmanda fena bir sonuç olmadı. Onun için şimdi İtalya'da kendi seyircisi önünde büyük bir avantajla onlar da yarı final rövanş karşılaşmasına çıkacaklar. Aslında dünkü maçta da çok erken öne geçtiler. 15'te Pellegrini golü atmıştı. İkinci yarıda Mancini'nin kendi kalesine golü geldi. Ve maç 1-1 eşitlikte sona erdi. Leicester City'de temsilcimiz Çağlar Söyüncü forma giyemedi. Onu belirtelim. Formasını kaybetti Çağlar. Bu aslında bizim için kötü haber. Çünkü Çağlar milli takımın önemli isimlerinden birisi. Tabii önümüzde bir Dünya Kupası yok, bir büyük organizasyon yok ama ne olursa olsun istikrar anlamında Çağlar'ın kulüp takımında da düzenli forma giymesi, o performansı milli takıma da yansıtması bizim için kritikti. İnşallah Çağlar da önümüzdeki süreçte daha kendini biraz daha geliştirip daha fazla forma şansı bulur diyelim. Ve son maç Feyenoord Marsilya, aslında iki milli futbolcumuz bu mücadelede karşı karşıya gelecekti normal şartlar altında ama öyle olmadı çünkü Cengiz Ünder maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna da girmedi. Teknik direktör Sampaoli ona forma şansı vermedi bu karşılaşmada. Bu da ilginç aslında. Diğer tarafta Orkun Kökçü, o zaten düzenli olarak oynuyor Feyenoord'da. Dün de yine ilk 11'de sahaya çıktı ve 82 dakikada sahada kaldı. Gol veya asisti yok ama Feyenoord maçı 3-2 kazanarak rövanş öncesi onlar da önemli bir avantaj elde etmiş oldular. Bakalım konferans liginde de nasıl bir final göreceğiz. Maçlarda rövanşlar haftaya oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde de bize tabii bayrama denk gelecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü iki yarı final rövanş maçı olacak. Perşembe günü de konferans ligi ve Avrupa Ligi'nde de diğer rövanşlarla beraber artık finalin adı konacak bu üç karşılaşmada da. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Oh,
7.35 saatlerimiz, yeni konulara gireceğiz şimdi ama birkaç mesaj gelmiş, onu okuyalım. Az önceki konularla ilgili espriler yapılmış. Mehmet Ünlü demiş ki peki Almanlar kazanırsa biz de kazanmış oluyor muyuz demiş. Selim Kibarer ki Galatasaray üyesi, geçenlerde de kendisiyle bir araya geldik. O da bir espri göndermiş. Galatasaray müze müdürü deyip iki nokta üst üste koyup UEFA Kupası müzemizde görmek isteyen Fransızlar gelebilir demiş. Espriler havada uçuşuyor sabah sabah. İnsanların keyfi yerinde gibi Barış abi. Ama şimdi konuşacağımız konu Galatasaraylılar için aslında pek keyifli bir konu değil Galatasaray'da. Çünkü dünden bu yana acaba cumartesi günü yapılacak seçim iptal olacak mı olmayacak mı? İstinaftan çıkacak karar bekleniyor şu anda. UYAP'a yüklenmesi ve bütün kulüp avukatlarının da işte o an yüklendiği anda kararı öğrenecekler. Ve çok yüksek ihtimal olarak artık dillendiriliyor. Bu yönde bir karar çıkabilir ve cumartesi günkü seçim iptal olabilir. Aslında seçim sürecini konuştuk. Adayları değerlendirdik ama bunlar kısa vade için Barış abi boşa çıkabilir. Galatasaray şu anda dünden bu yana bu karara kilitlenmiş durumda. Bugün içinde artık kararın da resmi olarak paylaşılması bekleniyor. Çünkü artık seçim yarın. Zaten yarın seçim yapıldıktan sonra verilecek kararın pek bir anlamı olmayacak. Gün içerisinde çok farklı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Herhalde son dönemde böylesine bir kaos bir futbol kulübünde bu seçimle alakalı. Seçim istemesine rağmen bütün organların seçimin önünde bir taş koyulmaya çalışılıyor şu anda. Vallahi daha dün mü konuştuk, bir gün önce mi konuştuk bu konuyu? Şimdi yaşlanınca insan ne dün ne konuştuğunu hatırlıyor. Biz de hani sabah program hep öğlen yap. Öğlen mi konuştuk, dün sabah mı, iki gün önce mi? Aynı şey bizde de oluyor vardır herhalde. Hayır. Bir laf vardır ya, ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum diye. Şimdi ben dün ne konuştuğumu hatırlamıyorum'a döndü bizde de artık. Şimdi abi hadi ben yaşlandım, size ne oluyor? Siz öğlen mi sabah mı hatırlamanız lazım. Ali abi yani. Size daha yakın ama benden ziyade yaş olarak. Tabii. Onun gibi normal de benimki değil. Şimdi şaka bir tarafa, daha dün konuştuk Burak Elmas'ın başkan adayı olma noktasında ya da kendi yönetimde bulunanların da aday olabilmesi noktasında varsa hukuki bir girişimleri yapabilecek, niye yapmasınlar? Günün sonunda kimsenin içine sinmeyen bir süreçle her ne kadar Burak Elmas başarısız bulunsa da ve başkanlığa devam etmesi ağırlıklı Galatasaray camiasında ve kongresinde istenmiyor olsa da yöntem ve gerekçeler ve bunun dernek hukukuna dönüştürülmesi noktasında, tüzüğün uygulanması noktasında çok vicdani bir durum yok. İbrahim mekanizmasının bir yönetimi görevinin daha birinci yılında alaşağı etmeye, bir olağanüstü kongre isteme mekanizması ve olağanüstü kongreye imza toplama mekanizması gibi kullanılması İbrahim mekanizmasının. Çünkü İbrahim mekanizması bir başka bir şey. Olağanüstü kongre için imza toplarsınız, biz memnun değiliz bu yönetiminden, bu görev süresini biz sabredemeyeceğiz, İmza topluyoruz dersiniz, o başka bir şey. O imzayı toplayamayıp, o imzayı, çünkü olağanüstü kongre için imza toplamak, her birinin noterden olması ciddi bir mesai ve bu kadar çok insanın kongrede gerekli çoğunluğu bulması noktasında pratikte zor olan bir şey. Biz bunu ibra etmeyiz, pratiğe çeviririz. Kongrede de birazcık kongreyi uzatırız, 30 saate çıkartırız. Milleti bezdiririz, sıkılır gider, öyle olur böyle olur. Biz bir direniriz şöyle bir 20 saat 30 saat orada, böyle bir kongre yapar. Bir de ibrasızlığı çıkarttık mı, İbra'nın ne demek olduğunu, ne önemi var? Biz sonuçta kulübü kongreye götürüyor muyuz, götürmüyor muyuz? Bu vicdani ve ahlaki bir durum değildi Galatasaray'da. Ben işin o tarafına çok takılmıştım. Yoksa Burak Elmas olmuş, Ahmet Elmas olmuş çok önemli değil benim için. Galatasaray'ları ilgilendiren bir konu bu. Galatasaray'ın karar vereceği bir konu bu. Bu arada Galatasaraylılar Burak Elmas'tan memnun değiller ve değiştirmek istiyorlarsa da bu da onların hakkıdır, ama yöntem bu olmamalıdır. Bu yöntem bundan sonra da kullanılacak şekilde, artık bu Galatasaray'da bir şey açtı. Ben diğer kulüplerde böyle bir şey hiçbir zaman görmedim. Ama Galatasaray'da bu bir değil iki değil yani. Hep oluyor. Bayağı böyle bir ibrayı kulüp yönetimine muhalefet etme noktasında ve o yönetimi devirme noktasında bayağı kullanılabilir, uygulanabilir.
pratik bir mekanizmaya dönüştürdüler. Laçkalaştırdılar sistemi. O yüzden zaten bu tüzük değişikliği de kaçınılmaz Galatasaray'da. Evet, o da konuşuluyor. O da olacak. Şimdi onun da olacağının görüldüğü bir noktada bu süreç Burak Elmas'ı kongreye katılamaz. Başkan adayı olamaz. Onun yöneticilerini kongreye katılamaz. Başkan adayı olamaz. Noktasına dönüştürmesi hoş bir şey değil. En azından bunu düzeltmeleri gerekirdi. Ama bir yandan da Burak Elmas'ın böyle bir tablo içerisinde kardeşim işte ben kulüpte gerekli mesajı da aldım. Yani benim devam etmememle alakalı ciddi bir olumsuz bir görüş var. Hem taraftarda hem kongre üyelerinde. Ben de çok inat edip koltuğa yapışacak değilim. Ben mesajı aldım. Kulübü kongreye götürüyorum zaten. Demesi onun açısından yakışıklı bir hareket ve günün sonunda iki aday çıkmış. Bu iki adayla ilgili doğal ve olağan bir kongre süreci başlamış. Olağanüstü şartlarda da olsa Burak Elmas bu süreci yapmış. Bunun geri dönüşü de aynı derecede yakışıksız olur. Çünkü Burak Elmas bu iradeyi ortaya koymuş. Ama ben mesela dava etmelerini falan... Büyüye çıktı işte. Fırat Demeloğlu dava ediyor tek başına. Evet. İstinafa götürüyor tamam. Kararı. Böyle şimdi, bir karar çıkarttırmaya çalışıyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu noktada Burak Elmas'ın haksızlığa uğradığıyla alakalı sürecin şekil yönünden, içerik yönünden, etik yönden doğru işlemediğiyle alakalı yapılabilecek hukuki girişimler günün sonunda mahkemeye başvurduğunuzda bir gerekçeyle başvuruyorsunuz ve mahkeme de sizi haklı görürse bir gerekçeyle haklı görüyor. Şimdi sizin hukuki anlamda bir hakkınız varsa bu hakkı aramanız sizin zaten doğal hakkınızdır yani. Hukuki hakları aramak da insanın hakkıdır. Efendim senin hukuki hakların var ama bu hakları arama. Bu hakları kullanma. Kimse kimseden böyle bir şey talep edemez. Hukuk haklarını kullanıp kullanmamak kişinin iradesindedir. Geleceğe matuf da onu bağlar. Sen o gün o hakkın vardı niye kullanmadın kardeşim? Madem kendini mağdur görüyordun, haklı görüyordun diye 10 sene sonra da adama sorarlar. Dün bu minvalde konuşmuştuk. Yani previously ne oldu? Onunla vardı ya Lost'ta. Biz hani dün ne olduğunu bir özetlemek için söyledim. Şimdi bugün geldiğimiz noktada seçim iptal oluyor. Seçime gidilemiyor. Mahkeme seçimi bu seçimin oluşma şartlarıyla alakalı bir karar verdiğini duyuyoruz. Bugün açıklanacakmış diğer detay ama bir de yarın da kongre var günün sonunda. Şimdi böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Burak Elmas net olarak şunu söyledi. Dedi ki ben Galatasaray'ı mahkeme kapılarında süründürmem. Yani ne demek o? Ben başkanlık yapmakta ısrarcı olacağım. Birileri bu benimle ilgili doğru ya da yanlış bir yöntemle bir karar çıkartacaklar genel kurulu ama o genel kurul bu kararı almış olacak ki genel kurul kararı var gerçekten ortada. Nasıl olursa olsun hangi gerekçeyle ve hangi yöntemle olursa olsun bu karar çıktı bir kere artık. Dolayısıyla bu kararın ben karşısında durmayacağım ve inat etmeyeceğim, ısrar etmeyeceğim ve kongreye götüreceğim kulübü. Tamam. Bunu mutlaka götürmesi gerekiyor. Ha bu yarın olmayabilir yalnız. Evet. Yani yarın yapılması gereken kongre bir ay daha ertelenebilir bu süreçten dolayı. Başka bir kongre kararı alabilir. Çünkü bakın şu var. Bu kongreye Galatasaray'ı götürüş şekli mahkemeye takılmış olabilir. Bir üyenin işte Fırat bilmem ne üyenin almış olduğu şeyle başvuruyla hukuki bir başvurudur bu da. Haktır o başvuru. Niye öyle bir başvuruda bulunmuş da kimse diyemez o kongresi için. Mahkeme nasıl böyle bir karar almış da kimse diyemez. O da bir hukuki karar alıyor. İstinaf mahkemesi. Dolayısıyla bir kere yasalara saygılı olmak zorundayız ve yasaların verdiği kararlarla ilgili yine karşı itiraz mekanizmaları da çalışıyor mahkemelerde. Dolayısıyla bunlara bu süreçlere saygılı olmak bir hukuk devleti olmanın gereği zaten. Bir önceki hafta tedbir kararı çıkarttırmış Fırat Develoğlu Galatasaray'da karşı çıkıp Cuma günü de lehte bir karar çıkmıştı. Ama şimdi tekrar istinafla birlikte şimdi hamleler bakın, devam ediyor. Şunu unutmamak lazım. İşte bak siz böyle darbe yapar gibi 30 saatlik kongre yapıp İbrahim mekanizmasını amacının dışında kullanarak yönetimi devirmeye kalkarsanız işte bunlar olur. Siz düzgün bir şekilde bu işi yapmadınız. Onun için de hani niye bunlar bizim başımıza geliyor demesin Galatasaraylar. Kendileri açtılar bunu başlarına. Ve zaten tüzüğü değiştirecek oldukları da bundan kaynaklanıyor. Şimdi Burak Elmas'ın yapması gereken şey bir kere bu yarın bu kongreyi yapabilecek bir yöntem bulabiliyor mu? Yani gene hukuk şartları içerisinde yine yarınki kongrenin de iptal olmaması lazım çünkü yapılırsa. Yani bugünkü başkan ve yönetimin sorumluluklarından biri de bir organizasyon yaptıklarında
Ya bu genel kurul, olağanüstü kongre, başka bir organizasyon, her ne olursa olsun yaptıkları organizasyonun hukuki manada sağlam olması lazım. Şimdi yarın Galatasaray Kongresi'ni biz ne olursa olsun kardeşim yapıyoruz deyip yaptığı kongrede ayrı bir mahkeme konusu olmaması lazım. Dolayısıyla ne yapacaklar? Bugün koca bir gün var önünde Galatasaray Kulübü'nün. Siz burada Burak Elmas için özellikle söyleyeyim. Siz samimi misiniz? Yani ben Burak Elmas'ı dün bu manada savundum. Adam kongreye götürüyor, sandığı getiriyor siz istediğiniz gibi karşınıza. Daha ne istiyorsunuz? Ha kendisi de efendim kendisini aklama noktasında niye bu haklarını kullanıyor? Yarın öbür gün bu sefer aday olmasa bile bir daha sefer aday olabilir belki. Belki de olmaz ama bu hak elinde olması lazım. Niye kendi yasal yolunu kullanmasın ki diye dün savunmuştum. Şimdi Burak Elmas'ın yapması gereken bugün içerisinde yarın biz bu kongreyi bu mahkeme kararlarıyla birlikte ne yaparsak yapabiliriz? Efendim yarın biz nasıl yaparsak yapalım mesela dendi ki bir yöntem bulunursa yapılır. İşte mesela eski başkan adaylarından biri demiş ki evet, Ahmet Özdağ diyor ki seçim iptal olsa bile cumartesi liseye gidip imza toplamak suretiyle seçimi yapalım. Yani oraya seçim için büyük bir kalabalık ki iki adaylı kongrede büyük bir kalabalık olacağını hepimiz biliyoruz. Herkes giderse çok büyük bir çoğunluğu Galatasaray Kongresi'nin yani Hazerun'un orada yani kongrede oy kullanmaya yetkin olan aidatlarını yatırmış olmak gibi şartlar da var ya, bu şartları yerine getirmiş olan kongrede oy kullanma hakkına haiz olan kongre üyelerinin büyük bir çoğunluğu gidip oraya imza atarak yani bir genel kurula götürecek imza yeter sayısına, şimdi onu da ben şüpheyle bakıyorum çünkü böyle bir imza toplama suretiyle genel kurula götürdüğünüz zaman o başka bir süreçtir, onun da bir süresi var. Hani o hemen imzayı at, kongreyi yap 5 dakika sonra. Anladın mı? O da ne kadar hukuki, onu da bilmediğim için. Lütfen sadece mesaj vermek amacıydı. Yani onun da hukuki olmaz o kongre. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla gerçekten yarın bu kongre yapılacaksa, bu seçimli kongre yapılacaksa, o kongrede ayrı bir mahkeme konusu olmadan yapılıyor olması lazım. Ha bak bugün toplanırlar. Burak Elmas yönetimi çıkar der ki, hukukçularıyla Galatasaray Kulübü bütün şartları değerlendirir, mahkeme kararlarını, gerekçelerini değerlendirir der ki, mesela demiş olsun ki efendim bu kongreyi yarın yapmak bizim için ayrı bir tartışma konusu, ayrı bir mahkeme konusu olur. Zaten geçmiş kongrenin bir mahkemeye intikal etmiş boyutu var. Bir de üstüne bunu yapmak daha da çetrefilli, daha da içinden çıkılmaz bir hukuki sürece Galatasaray Kulübü taşıyabilir. Dolayısıyla bu kongreyi yarın yapmayalım. Duyuralım camiaya ve biz bu istinaf mahkemesinin gerekçelerinin dışında orada işleyen süreçle alakalı, çünkü o nedir, ibrasızlık üzerine yapılan kongreyle ilgili bir şey yapıyor, tamam mı? Biz ne yapalım, yarın bu kongreyi yapmayalım ama bir ay sonraya, 1,5 ay sonra olabilecek en yakın tarihe bir yönetim kurulu olarak, Galatasaray Başkanı yönetim kurulu olarak bütün ibra süreçlerinden bağımsız, sanki hiç normal hayat devam ediyor, ibra öyle bir şey olmamış gibi toplandık ve biz yönetimi bırakma kararı aldık. Bu bir başkan ve yönetim olağanüstü kongre kararını kendi başına alabilir. Biz bırakıyoruz görevi deyip kongreye kulübü çağırabilir. Dolayısıyla bunu en hızlı yapabilecek şekilde biz kendimiz bu kararı alalım ve bu kararı hiçbir şeye dayandırmayalım. Yani biz bir gün toplandık, bir sabah kalktık, biz yapamıyoruz arkadaşlar bu işi, bırakalım. Var mı bu hakkınız? Var. Ona da gidip mahkemeye verecekler. Tabii ona kimse, hayır, yönetim kurulunun verdiği kararı kimse mahkemeye veremez. Bunu yaptığı zaman bütün işi çözer Burak Elmas. Ha bu arada öbür süreç devam eder. Öbür süreçte yapılacak kongreye kadar çözümlenirse, isterse Burak Elmas aday da olur, İstemezse olmaz aday. Ama aday olma hakkını cebinde koyup da aday olmaz. O yakışıklı bir iş olur. Yani bak ben bu ibra mekanizmasını yanlışını ortaya koydum. Kendimi de akladım. Yönetimi de akladım. Aday da olabiliriz istesek biz. Ve kongre kararını da aldık. Mesajınızı üzerine aldık ama sizin ibrasınızı üzerine almadık. Mesajınızı üzerine kongre kararını aldık. Biz mesela biz kongreye götürdük kulübü. Sizi ibra mekanizmasını suistimal etmenizi de hukuki olarak çürüttük. Ama onun mesajını da alarak istediğinizle sizin yaptık. Aday olabiliriz istesek ama olmuyoruz. Buyurun iki başkan adayı var, seçin dediği zaman Burak Elmas, kimse ağzını açıp Burak Elmas'a bir şey diyemez. En çok diyecekleri sen 8-10 ay kulübü yönettin, iyi yönetemedin. Başka bir şey diyemez kimse. Bu şekilde olacak gibi duruyor açık söylemek gerekirse. Yani yarın bu kongreyi yapmanız sizin çok zor.
Yaparsanız ayrı problemler çıkabilir. Tabii bugünkü karara göre belki istinaf lehte de bir karar. Olabilir tabii. Onu bilmiyorum ama şu anki görüntüde böyle bir pürüz çıktığına göre. İşte bunu çok iyi Galatasaray hukukçularım bugün gün bitmeden çok iyi değerlendirip açık bırakmadan yarın bu kongre yapılırsa yarınki kongrede bir hukuki sürecin bir yeni bir şeyi olmasın, öznesi olmasın diye çok iyi değerlenme lazım. Ha, onu sağlarlarsa o freyi yarın yapsınlar kongresini Galatasaray'ın, mesele yok. Ama eğer yarın da bir ayrı bir garabet ortaya çıkacaksa hukuki manada, bir mahkeme kararına rağmen kongre yapılıyor. Yani mahkemenin süreçle ilgili şer koyduğu, bir engel koyduğu bir şeyi zorla götürüp mahkeme süreci, yani kongre süreci devam ettiriyor gibi bir durum yaratmadan, yapabiliyorsa yapsın, yapamıyorsa yakışanı bu işin, yakışanı bu işin, bu süreç devam eder, bu mahkeme süreci devam eder İbrahim'le alakalı, ama bu süreçten bağımsız Burak Elmas bugün toplar yönetimini. Ben mesela Burak Elmas'ın yanında olsam böyle yaparım, bakarım bugün hukuki sürece. Bugün bakarım ki iş çıkmaza giriyor, iş iyice çetrefilli hale geliyor. O zaman derim arkadaşlar biz bir yönetim kurulu toplantısı yapalım şu anda ayrı. Ve bir şey kararını bu yönetim kurulunda alalım. İlk en yakın tarihte diye alalım, açıklayalım. Ayıralım süreçleri birbirinden. Temiz bir süreçti, temiz bir genel kurul süreci başlatalım, mahkemesiz. Mahkemeye taşınamayacak. Öyle ya, bırakırmaz bir gün yönetimi toplayıp bırakıyoruz dese kim mahkemeye verebilir? İşte onu yapalım deyip açıklarsa o zaman Burak Elmas'a da tepki olmaz. Mahkeme sürecinden de Galatasaray Kulübü Burak Elmas'ın daha önce verdiği söz çerçevesinde ayıklanmış olur. Çünkü Burak Elmas çıktı kendini bağlayan bir söz söyledi. Dedi ki ben dedi Galatasaray mahkeme kapını sürdürmem. E tamam, şimdi burada şu anda Galatasaray'ın mahkeme olmasının sebebi Burak Elmas değil. Bu işe yol açanlar, bu ibrahsızlık mekanizmasını bu kongrede bu kongreye alet edenler ve bunu alet ettikten sonra da bunu mahkemeye verenler, sürecin sebebi bunlar. Dolayısıyla Burak Elmas tarafı bu kendini bu şekilde sözlerin de arkasında durarak kendini bu şekilde ak tutmaları gerekiyor. Yapması gereken de bu, yakışanı da bu. Bu sözleri söyledikten sonra bu mahkeme kararlarını, istinaf mahkemesi dahil, eğer olumsuzsa sonuç, bugün de çıkacak olan sonuç, bunu gerekçe göstererek biz 3-5 ay daha yönetime devam edelim, ondan sonra o sonuçlansın, ondan sonra biz demiyoruz ki mahkeme kongreye götürmeyelim Galatasaray'ı derse, herkesi kaybeder. O zaman herkesi kaybetmesinden daha önemlisi Burak Elmas'ın, Galatasaray çok şey kaybeder. Burak Elmas herkesi kaybetmiş, kaybetmemiş, iyi Galatasaray ise buna bakmaz. Çünkü Galatasaray'ın yeni sezonda bir iddiası var. 3 ay 4 ay ertelenirse Galatasaray'ın kongresi ve Burak Elmas'la ilgili bu görüntü ortaya çıktıktan sonra bu yönetimle ilgili, bu yönetimin artık bundan sonra yeni sezonla ilgili karar vermesi, tasarrufta bulunması, Torrent devam edecek mi, kalacak mı, transferi Burak Elmas yönetiminin yapması, bütçeyi Burak Elmas yönetiminin yapması topal ördek olur. Topal ördek olur. Camiada hiçbir karşılığı olmayan bir yönetimin yeni sezon hazırlıklarını yapması, 3 ay sonra 4 ay sonra yeni sezon başlar, maçlar başlamış, 1. hafta oynanıyor, Galatasaray kongreye gidiyor. O Galatasaray'ın önümüzdeki sezonunu da ve başka milyonlarını da çöpe atmak anlamına gelir. Yeni gelen yönetim hiçbir şey yapamaz. Yani Galatasaray'ı o sürece öyle bir şeye taşıması Burak Elmas'ın, işte Burak Elmas'ı gerçekten istenmeyen adam yapar. Ha, bugün çünkü ya tecrübesiz bir başkan geldi, biz de çok da sabredemedik, hatta yakışık olmayan bir şekilde tüzüğü de eğerek bükerek hoş olmayan yöntemlerle adamı da kongreye zorladık, ama adam hiç olmazsa adam gibi de gitti, adam gibi geldi, adam gibi de gitti, ileride tecrübe kazansın, gene başkan adayı olursa da olabilir noktasında bu işi Burak Elmas'ın kapatması lazım. Öbür türlü birkaç ay Galatasaray'a kaybettirip önümüzdeki sezonu da kaybettirir noktaya getirirse o çok, hem Galatasaray için çok kötü olur. Bu 3-4 ayı böyle geçirmesi Galatasaray'ın ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon kendi yapılanması, kendi yönetimleriyle, hocalarıyla, transferleriyle yeni sezona hazırlanırken Galatasaray'ın önümüzdeki Mayıs'ı, Haziran'ı, Temmuz'u, Ağustos'u kongre yapılıyor mu, yapılmıyor mu, ne zaman yapılıyor, Burak Elmas bu kararları alması doğru mu, yeni yönetimi bırakması gerekmez mi, Torrent falan filan, transferler falan denildiği yerde Galatasaray için çok büyük bir kayıp olur bu, ekonomik ve sportif olarak. Burak Elmas'ın bunun altına yatmaması lazım, böyle bir riski kendi adına girmemesi lazım.
kendisinden ziyade Galatasaray'ı düşünmesi lazım en azından. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, o yüzden hemen yapması gereken şey bugün yarınla alakalı durumu netleştirip, baktı ki yarınki kongre sıkıntılı hukuki anlamda, yarınki kongreyi iptal edip hemen yeni bir kongre kararı alıp, biz olağanüstü kongreye gitme kararını bugün yeni bir karar olarak aldık deyip, bunu hukuki bir sürece taşımanın önüne kesip, bunu sağlam alıp 20 gün, 1 ay, 1,5 ay ne zamansa, zaten bir takım duyurular yapıldı camia kongreye hazırlıkla. O yüzden hukukun uygun bulduğu en hızlı süre. Belki haftadır, belki 15 gün sonradır, belki 20 gün sonradır, bilmiyorum. O zaman yaparlar. Orada da tabii yeni aday çıkacak mı çıkmayacak mı? Camia tahmin ediyorum ki yeni bir aday çıkarsa da ona da tepki gösterecektir. Çünkü süreç artık bu iki isim üzerinden yürüdü. Yani Eşref Hamamcıoğlu ve Metin bak, Öztürk. Ama bu tabii benim hakkıdır bu benim, başka aday çıkmasının. Ama bak. Ama şey, camia aynı hiç, gözle bakmaz. Boş ver. Sen orayı hiç düşünme. Bakmazsa camia aynı gözde, o zaman oy vermez kongrede. Tabii tabii. Yani, ama süreci kullanmış kullansın. Olur. Ya kula bak şimdi. Hakkıdır Barış abi. Hukuk, bir itirazım yok ama ben o kişi kimse olursa olsun, Yolay Sadlo'da bir Dursun Özbek'te fark etmez. O senin kendi fikrin. Ama genel kanalında bu olduğunu biliyorum. Tamam öyle yani, bu senin fikrin, hayır. Senin fikrin genel kabul gören bir şeyse tamam, zaten kongrede zaten bu çıkan üçüncü aday en az oy alır. Anlatabiliyor muyum? Zaten yani sandık konuşuyor zaten, anlatabiliyor muyum? Bunu o çıkmasın, o aday olmasın, ya isteyen olsun. Mert Elam istiyorsa aday olsun yani. Ama derler ki sen neredeydin bu iki aday varken çıkmadın derlerse, zaten onu kongrede cevabını verirler sandıkta. O bakımdan oralarını düşünmeyin, oralarını konuşmayın yani. Bir seçim süreci düzgün bir şekilde yapılması. Ya şu anda Galatasaray'ın birinci önceliği şey değil. Eskiden mesela birinci önceliği bana göre bu ibrahsızlıktan sonra, bu ibrahsızlığın yanlış olduğunu tespit edip çözmesiydi. Yapmadı Galatasaray bunu. Yapamadı. Burak Elmas da çıkıp zaten ben dedi yaparım mahkeme dedi. Kongre yaparım, problem değil dedi. Mesajı aldım dedi. Tamam, bu rojonu kestikten sonra artık ne olursa olsun yapması gereken birinci şey, birinci öncelik genel kurul yapıp yeni bir başkan seçmek. O ikincisi de tüzüğü değiştirmek. Bir daha böyle bir şey yaşamamak için yani. İki tane önceliği var Galatasaray'ın. Ondan sonra da üçüncü işte rutin işlerini halletmek, tamam mı? Benim nazarımda bu. Bunun dışına çıkması Galatasaray'ı her anlamda zayıflatır. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, yeni saate girdik. 8.05 yapmışız saatleri. Galatasaray'dan devam edeceğiz çünkü sıcak gündem. Galatasaray'da bir tarafta az önce konuştuk. Galatasaray'da seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu belirsizlik sürüyor. Bugün içerisinde artık resmi açıklama gelecektir Galatasaray Kulübü tarafından. Diğer tarafta da eğer seçim yapılır ve Metin Öztürk eğer Galatasaray'da başkanlığa gelirse yeni teknik direktörü kim olacak? Bu merak konusuydu. Açıklamalarından tabii anlaşılan Okan Buruk'un birinci hedef olduğu zaten gözüküyordu. Dün de Metin Öztürk'ün ekibinden İsmail Sarıkaya İstanbul'da bir AVM'de Okan Buruk'la bir araya geldi ve bu görüşme A-Spor tarafından da paylaşıldı. Ve Galatasaray'da artık Metin Öztürk'ün hani Okan Buruk'la olan diyaloğu da basına resmen sızmış oldu. İsmail Sarıkaya ve iş insanı Erhan Gündal dün Okan Buruk'la görüştüler. Daha öncesinde de Okan Buruk zaten benim için bu saatten sonra en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğüdür demişti. Torrent öncesi yine adı Galatasaray'la geçtiğinde birkaç farklı mecrada röportaj verip bu isteğini dile getirmişti. Metin Öztürk de başkan olursa ve Torrent'le de tabii ki sonrasında sözleşme feshedilirse artık Okan Buruk'un teknik direktör olacağını söyleyebiliriz. Habere göre bugün sabah gazetesinde de ufak tefek pürüzler kalmış. İki taraf arasında onlar da halledildiği andaki çok önemli pürüzler olmadığı dile getiriliyor. Bu anlaşma resmiyet kazanabilir. Yalnız burada benim anlamadığım ya da hoşuma gitmeyen diyebiliriz iki durum var. Bir tanesi şu. Şimdi ben haberi sabah gazetesinden okuyorum. Fotoğraf karesi var. İsmail Sarıkaya, Okan Buruk aynı masada oturuyorlar Metin Öztürk'ün ekibinden. Metin Öztürk sabah gazetesinde aynı haberin altında bir röportajı var, yayınlanmış. Ve şunu diyor kendisi. Galatasaray hoca yetiştirecek bir camia değil, maceraya girecek bir kurum hiç değil.
Buraya kadar bir sorun yok. Mayıs ortasından önce hiçbir hocayla konuşmayacağız. Bizim yeni Fatih Terimler bulmamız lazım demiş. Şimdi az önceki cümle Mayıs ayından, Mayıs ortasından önce hiçbir hocayla konuşmayacağız deyip, ki daha Mayıs ayına bile gelmedik, Nisan'dayız. Dün kendi ekibinden biri Okan Buruk'la görüşüyor. Şimdi bu bir başkan adayı için çok büyük talihsizlik. Yani aynı sayfada birbiriyle çelişen iki haber var, iki açıklama var, iki görüntü var, neyse. Bu bence Metin Öztürk için sıkıntı. Zaten bu süreçte özellikle Nuri Şahin'le ilgili yaptığı açıklamalar birbirinden çok çelişkiliydi Metin Öztürk. Şimdi bir başka çelişki daha ortaya çıkmış oldu yani. Bir tarafta Mayıs ayı ortasından önce görüşmeyeceğiz deyip Nisan sonu bu görüntüyü verdi Galatasaray. Bunlar aynı gün içinde yaşanıyor bu arada. Bu olacak iş değil. O başkanın güvenliğine dair bir soru işareti doğurur. İkincisi, benim takıldığım diğer bir nokta, bu buluşmanın basına sızdırılması. Bunun ben Metin Öztürk ve ekibi tarafından aslında sızdırıldığını düşünüyorum. Çünkü seçim öncesi camiaya oy kullanacaklara şu mesaj veriliyor: ben başkan olursam bakın işte Okan Buruk'la aynı masadayız. Peki bir şey söyleyeceğim. Onu getireceğiz. Peki bütün bu söylediklerini unutalım. Çıktı dedi ki başkan adayı, ben dedi başkan olursam birinci tercihim Okan Buruk'tur. Ve Okan Buruk'la ilgili de prensipte listemin birinci sırasında olduğu için teknik direktör adaylarım arasında görüşmelere de başladık. Nihai bir şey olmadığı için size bir şey söyleyemiyorum. Yani ben başkan olursam teknik adamım Okan Buruk olacaktır diyemiyorum. Ama listemin birinci sırasında olduğunu, kendisiyle de bu konuda görüşmelere başladığımı ve olumsuz olursa ikinci sıradaki hocayla da görüşmelere başlayacağımı, zamandan bağımsız ben bunu yapacağım. Çünkü başkan adaylığım esnasında bunları yapmamda hukuki bir engel yok. Yeter ki bir takım çalıştırıyorsa o kulüpten izin alınmış olsun. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında eğer boştaysa her zaman konuşabilirsiniz. Ben de hani planımı, programımı ne kadar zaman kazanırsam o kadar iyi başkan olduktan sonraki işlerimi şimdiden yapmaya başlayabilirim. Sözler verebilirim, el sıkışabilirim. Çünkü her yaptığı anlaşma sonuçta başkan olursam diye başlayan bir anlaşma, değil mi? Başkan olamazsa alıp Okan Buruk'u evine koyacak hali yok. Dolayısıyla bunları bu şekilde söylese kim ne diyebilir? Bir şey diyemez. Diyemez. Niye demiyorlar? Hatta aksine yaptıklarının aksine başka beyanlarda bulunuyorlar, sonra yaptıklarını gösteriyorlar söylemeden. Çünkü bir alışveriş merkezine buluşmuşlar. Nerede buluşmuşlar? Zorlu'da. Ha, bir AVM'de buluşmuşlar, bir alışveriş merkezinde buluşmuşlar. Bu alışveriş merkezinde A Spor nereden haber alacak? Yani her alışveriş merkezinde bir muhabir mi var? O buluşmayı biz yarım saat 45 dakika esnasında o fırlasın gelsin. Belli ki servis edilmiş. Niye o zaman, hani niye öbür lafı ediyorsunuz, niye bunu servis ediyorsunuz, niye servis ediyorsunuz, söyleyin kendiniz çıkıp zaten. Deyin ki biz bu Okan Buruk'la görüşüyoruz deyin. Nasıl görüşürsünüz diyecek kimse yok ki. Daha önceden de görüştüklerine dair haberler yani var. Bunlar bir şey söyleyeceğim. Bunlar ben burada çok büyük bir tırnak içinde kurnazlık, büyük bir strateji falan da görmüyorum Mert. Yani çok önemli, büyük bir stratejinin bir parçası bu. Öyle bir şey de yok ortada. Son derece alaturka, akıllarına geldiği gibi konuşuyorlar, akıllarına geldiği gibi hareket ediyorlar. Biri diyor ki başkan sen görüş, biz de bunu sızdıralım. Oo iyi fikir, hadi yapalım. Dün böyle demiştin ya, boş ver. Şimdi bu lehimize bunu demek iyi olur dedik diye şey mi yapalım falan. Yani böyle yürüyor bu süreçler. Bunlar böyle haberleşiyor. Yani ama sonuçta hani benim bu tarz şeyler, işte aynı sayfada iki farklı, iki birbirine zıt haber olması bir başkan adayının profil için bence güzel değil. Zaten bu yönden çok eleştirildi Metin Öztürk. Yani konuştukça, bir şeyler paylaştıkça... Hiç konuşmasan daha iyi diye biri demişti. Evet. Hiç konuşmasın çok şansı vardı, konuştukça şans azalıyor diye biri demişti. Bir dinleyicimiz mi dedi? Başka bir yazar mı yorum yaptı? Sen mi söyledin bilmiyorum. Böyle bir şey denmişti. Bu da bence, sana söyleyeyim, bu da başka bir acemilik. Yani bu da başka bir acemilik. Yani burada bir aday olarak da sizin, çünkü çok önemli bir makama aday oluyorsunuz. Adaylık sürecinde de bir ağırlığınızın olması gerekiyor. Başkan olduktan sonra ağırlığınızın olması ayrı bir konu. Adaylık sürecinde de başkanlığa sizi yakıştıracakları bir ağırlığınızın olması lazım. O önemli bunlar tabii. Onlara dikkat etmeleri lazım. Evet, bu da sonuçta hani başkan olduğunda neyle karşılaşacağının bir ön gösterimi aslında. Yani bir çok belirleyici olmasa da. Çok sonuçta bu da
çok önünde konuşacak yine başkan olduğunda. Yine o zaman benzer potlar kıracak. Yani bu ihtimali güçlendiriyor en azından. Tabii bu ihtimali sen böyle görebilirsin. Yani ama bunu tabii ki böyle olacak diyemeyiz. Ama insanın aklına getirir. Yani bu adam süreci böyle yönetiyorsa başkan olunca kim bilir ne yapar diye. Hatta bir adım öteye taşıyıp başkanlığın verdiği güçle kim bilir ne yapar. Bir de bu da düşünülebilir. Bir de tabii kendisiyle ilgili yapılan eleştirilerden biri de yine çok iddialı söylemlerde bulunması. İşte dün basına yansıyan bir röportajında işte ikisi flaş, 5 transfer yapacağız. Hatta başkan seçilirsek bir hafta içinde biri yerli biri yabancı olmak üzere 2 transferi de açıklayacağız dedi. Şimdi benzer şeyleri Burak Elmas zaten başkan olmadan önce söylemiş. İşte bir hafta içinde transfer açıklayacağız deyip açıklayamamış ve buradan çok yara alarak çıkmıştı. Metin Öztürk'ün daha hani bir sene geçmeden bu söylemlerin üzerinden benzer şekilde ilerlemesi çok riskli. Tabii ki başkan seçilir açıklarsa hiçbir problem yok. Ama açıklayamadığı takdirde ki açıklayamayabilir. Futbol camiasında hiçbir şeyin garantisi yok. Yani bugün anlaştığın isimle yarın imza atamayabilirsin. Başka takım devreye girer, menajeri devreye girer, fiyat yükseltir. Bunlar hep futbolun içinde olan şeyler. O yüzden bu kadar kesin köşeli şeyler söylemek bir başka adayından. Ben bunlara artık pek sıcak bakmıyorum. Planlara, projelere işte şu kadar sponsor getireceğiz, şu kadar para koyacağız. Bunlar o kadar kesin şeyler değil. O yüzden ben artık bunlardan yana sıkıldım. Başka adaylığında da işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu kadar iddialı söylemler bana çok gerçekçi, çok samimi gelmiyor. Sadece kongreye oynayıp oradan oy kazanmak adına, oy devşirmek adına yapılan hamleler olarak görüyorum. Çünkü göreve geldiğinde aynı kesinlikle o projeleri, o söylemleri uygulayamıyorsunuz. Bu da doğal zaten. Bunu da beklememek lazım ama işte bu kadar ısrarla net şekilde söylüyorsanız da bunun arkasında durmanız lazım. Kusura da bakmayın. Diğer adaylar için de geçerli dediklerim. 8.14 saatlerimiz yine bir araya gidelim. Aradan sonra da telefon hattını açacağız. 0212 363 04 34 telefonun diğer ucunda Mehmet olacak. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.23 saatlerimiz, telefon hattını açmıştık reklamdan önce. Şimdi dinleyicimiz hazır hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Merhaba. İsmim Mustafa Velioğlu. Yaşınız ve işinizi de söylerseniz. 47 yaşındayım. 47 yaşındayım Barış Bey. Tekstille uğraşıyorum. Tekstille uğraşıyorsunuz. 47 yaşındasınız. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Doğru. Hangi takımı tutuyorsunuz? Bir tuttuğunuz takımı da söylediniz. Galatasaray taraftarıyım. Ve kongre üyesiyim Barış Bey. Peki. O zaman görüşlerinizi alalım hemen durumla alakalı. Tabii. Biraz önce Mert Bey'in konuşmalarına istinaden aradım. Kendisi de bir Galatasaray kongre üyesi bildiğim kadarıyla, hatta liseli diyebiliyorum. Doğru. Yorumlarını çok beğendiğim bir arkadaştır kendisi. Dinlerim de, severek de dinlerim. Ama katılmadığım bazı noktalar var. Onun için bağlanmak istedim. Buyurun. Şimdi Metin Öztürk'le alakalı yaptığı konuşmalarda hani sanki Sayın Hamamcıoğlu tarafına çok yakın olduğunu hissettim kendisinin. Bilmiyorum öyle mi? Kendisine de sormak istiyorum. Yani listesine girdi galiba yönetim listesi. Disiplin kurulundayım. <abi. gülüyor> Yok, benim organik hiçbir bağım yok. Ben tamamen dışarıdan bir gözle ki tabii. Da seçimler öncesi de ben kime oy vereceğimi, kime yakın olduğumu da söylerim. Hani o konuda da şeffaf. Öyle mi? Peki Eşref Amcaoğlu'na mı oy vermeyi düşünüyorsun? Evet, Eşref Amcaoğlu'na oy vermeyi düşünüyorum ama bu onunla bir yakınlığım, kendisini tanımam, etmem, birebir görüşmüşlüğüm yok. Ama dışarıdan bir gözle eğer kulüp üyesi olmasaydım da ben aynı yorumları yapacaktım. Yani Metin Öztürk söylemleri bana hitap etmiyor, bu da hani benim düşüncem. Ben bir beklentim, bir çıkarım yok benim. Yok yok, zaten hani bir beklentiniz veya yönetimde bir söz sahibi olacaksınız ama hile demedim. Ben sadece şunun için söyledim. Bu arada yorumlarınızın %70'ine de katılıyorum. Ama yani yaşadığımız ülkeye bakarsanız yani herkesin
bir yere gelmesi için birilerine bir vaatte bulunması gerekiyor ve hani işler böyle yürüyor, öyle söyleyeyim. Hani Okan Buruk benim de tasvip ettiğim hoca değil ama hani bir insanın bir rotasının olması benim yine de hoşuma gidiyor. Bir şey söyleyeyim, araya girebilir miyim? Tabii bakayım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, siz devam edin. Mesela şimdi siz ikiniz de Galatasaraylısınız, ikiniz de Galatasaray Kongresi'siniz. Ben Galatasaraylı da değilim. Dışarıdan bir gözle baktığımda ben de mesela Okan Buruk'la görüşmesini son derece normal ve kendi açısından da doğru sayılabilecek bir hareket olarak görüyorum. Çünkü sonuçta bir başkan adayının böyle bir Galatasaray'da hani torrent devam etsin mi, kalsın mı, ederse öyle mi olur, devam kalırsa böyle mi olur, giderse nasıl olur, hangi ekonomiyle kim gelir, yani hangi vadede karar verilip de transferler yapılıp sezon kaçırılmaz gibi bir sürü kaygıların olduğu bir yerde bir başkan adayına çıkıp benim teknik direktör aday listemde de birinci sıradaki isim net ve onunla ben hatta somut temasa dahi geçmiş bir biriyim dediği zaman daha güven telkin eder. Ve en azından veriyorsanız oy kime veriyorsunuz, vermiyorsanız niçin vermiyorsunuz bilirsiniz. Bunda bir problem yok. Bunu açıkça söylemeyip işte bir yandan başka bir beyanat verip bir yandan o beyanatın aksine görüşme yapıp sonra o görüşmeyi de basına sızdırmak. Bunlar mesela Mert Rasul. Ben bir Galatasaraylı olmadan dışarıdan baktığımda evet bu bir handikaptır. Yani bir Galatasaray başkan adaylığının ağırlığıyla alakalı soru işareti yaratır. Ama tabii bu şey demek de değil. Yani bir belirleyici bir özellik olarak hani başkanı adayına oy vereyim mi vermeyeyim mi noktasında çok belirleyici bir özellik de değil. Onu da söyleyeyim bu arada. Tabii. Zaten siz biraz önce yani işi bildiğiniz herhalde sizler değil konuşmalarınızdan zaten. Bu bir PR çalışması olarak ben de Evet aynen görüyorum. Dediğiniz gibi PR çalışması diyelim doğrudur. Tabii yani dediğiniz gibi Zorlu Center'da yapılan bir görüşmenin dediğiniz şekilde hangi basın mensubu sürekli oradaki sosyeteyi takip eden basın mensupları vardır ama onlar belki Metin Öztürk'ü tanımazlar bile çünkü onlar farklı kesime hitap eden haberler yaptıkları için çok doğru söylediniz. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum ama Mert Bey'in dediği de kısmen doğru. Ona da katılıyorum. Başta da söyledim. Burak Elmas'ın da aynı şekilde vaatleri vardı ve gerçekleştiremedi. Ama hayat bedel üzerine kurulu ve Burak Başkan bu bedeli ödedi. Ödemek zorunda kaldı. Hı hı. Galatasaray'ın tarihinde çok iyi bir şekilde yer almayacak. Yalnız ben orada bir araya yine bir şey söylemek istiyorum. Ben Burak Elmas konusundaki tespitlerinizin çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle yine dışarıdan biri olduğumu özellikle vurgulayarak söyleyeyim. Kaç aylık başkan Burak Elmas? 8 ay, 10 ay. Yılı da olmadı. Doğru. Yani doğru. 8-10 aylık bir başkan gelmiş göreve ikinci teknik adamı Torrent ilk sezonu ikinci teknik adamı ve olağanüstü kongre kararıyla gidiyor. Zaten gidiş şeklinizle ilgili fikrimi söyledim. Tekrar etmeyeyim. Böyle gitmez. Böyle bir olağanüstü kongre kararı alınmaz. Kesinlikle. Alınmaz. Bu böyle. Yani bir kere çok yakışıksız bir durum. Galatasaray'da yakışmayan bir çok durum. Çok doğru. Galatasaray kongrelerini çok şeffaf, çok medeni yapan bir kulüp olarak ben hep takdir etmişimdir Galatasaray'ın kongre süreçlerini, kongre mekanizmalarını ama bu İbra mekanizmasını ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta böyle bir garabet var. Galatasaray'da gerçekten bu bir garabet. Dolayısıyla değiştireceklerini söylüyorlar zaten. Doğru. Değişti de yapacak. Ama şimdi Burak Elmas'la ilgili. Şimdi Burak Elmas benim babam oğlu değil. Ben 5 dakika bile bir araya gelmedim. Hiçbir ortak noktamız yok. Ortak arkadaşımız da yok. Burak Elmas'a dışarıdan bakıyorum. Çok acemi bir başkan. Haklısınız. Çok yanlış işler yaptı. Galatasaray başkan ağırlığını bence de henüz kaldıramadı. Çünkü mesela beni en çok rahatsız eden tarafı Burak Elmas'ın. TFF ile alakalı çok ağır bir konuşma yaptı. Bir basın toplantısı yaptı. Biz de canlı yayınladık radyodan. Hatta ben de arabadaydım. Radyodan, bir radyospordan dinledim. Arabayı sağa çekip durdum. Yolda giderken pekala dinleyeceğim bir şeyi. Daha dikkatli dinleyeyim diye arabayı sağa çektim. Dedim ki çünkü bu tarihi bir konuşma yani. Böyle bir konuşma ben görmedim hiçbir kulüp başkanında. Ben Ali Şen'in Fenerbahçe başkanlığını biliyorum. Bir başlarda Ali Şen, Haluk Ulusoy ve çetesi. Bilmem ne çetesi, o ve çetesi, bu ve çetesi. Şimdi öyle lafları bile biz biliyoruz yani bu şeyde futbol tarihinde ama bir başkanın böyle bir köprülere atan, meydan okuyan ya onlar gidecek ya biz falan filan noktasında bu kadar ağır laflarla masaya vurarak konuştuğunu ben hiç görmedim. Ve o konuşmanın sonrasında hiçbir şey olmadı.
Şimdi bu bile başlı başına bir Galatasaray, ya bir başkan, hangi başkansa, ne başkanıysa, apartman yönetim kurulu başkanı bile olsa orada oturmaması lazım. Ya bu bir kere skandal, tamam mı? Buraları çok büyük hata yaptı. Ama şimdi geri dönüp baktığınızda 8 aylık bir başkan, çok fahiş hataları var ama Türkiye'de çok gelir geçer hatalar bunlar. Kimler ne demiş, ne demiş de arkasından neler olmuş. Türk siyasetine bir bakın yani. 2 sene önce, 3 sene önce edilen laflarla bugün edilen laflara bakın. Aynı insanlar 180 derece tersini söylemekten fırıldak olmuşlar. Ya tabii, Türkiye'de tabii bir şey söylediğiniz zaman, bu söylediğinizin yarın öbür gün farklı davrandığınızda Türkiye'de yer yerinden oynamıyor. Türkiye öyle bir yer değil. Ama baktığınızda Burak Elmas'ın uğruna baktığınızda şu TFF konusundaki çıkışının hiçbir karşılığının olmaması noktasında çok ciddi bir karizma kaybının dışında Fatih Terim'le geldi. Fatih Terim'i gönderdi. Bir başkan gönderir. Yani Fatih Terim'le geldi diye, Fatih Terim'den güç alarak geldi diye Fatih Terim'le Katolik nikah yapacak hali yok. Gönderir. Radikal bir karar verebilir. Bunun hatta onu başkanlığını daha da sağlamlaştırır benim gözümde. Ondan sonra da Torrent'i getirdi. Hemen getirdi arkasından. Bence çabuk iyi bir karar. Torrent'i de ben hani başarısı olduğunu açık söylemek gerekirse söylemek için erken olduğunu düşünüyorum Torrent'in de. Ama daha Torrent gitmeden Burak Elmas gitti. Hani bu da enteresan bir şey, 8 ay içinde bunun olması. Bir Galatasaray mali tarafına bakıyorsunuz. Galatasaray mali tarafına baktığınız zaman da bence Burak Elmas verdiği sözlerle alakalı çok da aykırı işler yapmadı. Evet, bazı sponsorluk, Mert'ten biliyorum, bir sürü sponsorluk vaadi ama sonuçta Nefya anlaşması olsun, büyük bir anlaşma. Stadın isim hakkı. Bir de Galatasaray'ın şu 8 aylık süreçte ödenmeyen maaşlarını falan da ben çok bilmiyorum. Aksıyorsa, ne kadar aksıyorsa evvelden o kadar aksıyordur. Yani velhasıl dışarıdan bakınca ben çok apar topar üstünün çizildiğini, biraz çabuk harcandığını düşünüyorum. Ama tabii bu sonuçta Galatasaray'ların vereceği bir karardır. O da sonuçta gönderilecekse de bu yöntem yanlış ama evet, gönderebilirsiniz. Mesela Ali Koç da Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ciddi başarısız. Ama ekonomik tarafta yaptığı şeyler var. Sportif taraftaki yanlış kararları arka arkaya. Burak Elmas'tan çok daha fazla süredir görevde ve çok daha fazla yanlışı var bakarsanız Ali Koç'un. Ama güçlü bir başkan olarak yeni sezonda giriyor. Hani Galatasaray biraz erken hareket etti diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yok, dediklerinizden yani %99'una katılıyorum. Burak Başkan'ın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şuydu. Bu takımı Fatih Terim'le beraber kurdular. Yeni transferlerin hepsini beraber yaptılar. Fatih Hoca yine Galatasaray'ın başında olsa bile Galatasaray şu andaki yerinden ya 3 puan ya 2 puan daha fazla puan sahibi olurdu diye düşünüyorum. Bizim şunu kabul etmemiz lazım. Bizim çok kötü bir kadromuz var. Yeni, yani bu sezondan bahsediyorum, yapılanmamız çok kötü bir şekilde yapıldı. Sayın Elmas, Burak Başkan'dan kendisini de tanırım. Çok iyi niyetli, çok Galatasaray'ı seven bir kişiliktir ama biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi acemilikleri çoktu ki ben de hiç beklemedim. Bizim camiamız da beklemedi. Çünkü yıllardır hep bir yönetimin içinde oldu. Kendisini tabiri caizse pişire pişire yetiştirdi. Ama dediğiniz gibi bizim çocuğumuzdan dolayı böyle ibra edilmeme gibi tabiri caizse saçma sapan durumlarımız var bizim. Bunu bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Ya o ayrı, onun zaten öyle de mesela hani Burak Elmas özelinde hani şunu tam anlatmış olayım. Yani Burak Elmas'ın ben çok erken harcandığını düşünmekle beraber Burak Elmas'ın bunlar hani 8 ayda gönderecek bir başkanlık mıdır? Onun için sorguluyorum. Yoksa Burak Elmas şimdi geriye dönüp baktığımda çok hafif bir başkanlığı oldu. Yani ağırlığı olmadı. Mesela Fatih Terim'in gönderilmesi kararı da şimdi Fatih Terim'le, ya Fatih Terim'in bu kadro Fatih Terim'in kadrosu sonuçta. Doğru. Ve başarısız. Ve kötü bir kadro. Ve Fatih Terim gerçekten çok başarısız ama bu kadar kredisi vardı bilmem neydi. Yani Galatasaray'da sonuçta para veriyor Fatih Terim'e. Kredisi sonsuz mu olacak Fatih Terim'e? O da ayrı bir konu ve bir başkanın takdirdi. Fakat gönderirken bile mesela sizin demin söylediğinizden hareketle sezon sonu da gönderebilirdi. Bekleyebilirdi bu sezonu bitirmeyi. Hemen opar topar göndermesi mesela erken olabilir. Aynen, diyebilir ki Fatih Hoca ile yeni sezonda devam edilmeye kararı henüz vermedik dersiniz. Zaten orada göndereceğiniz mesaj verirsiniz. Zaten Galatasaray buralardaysa ligin sonunda zaten gönderdiğinize niye gönderdiniz demezler. Bunu sezon sonuna bırakmadı. Bırakmazken
Hadi diyelim çabuk davrandınız. Yeni sezonu kazanmak için hocayı da şimdiden Torrent'e bulmuşken bekletmek istemediniz Torrent'e. Kaçırırız elimizden belki dediniz. Hadi bu kararı verdiniz. Bu riskli bir karardır yani. Fatih Terim'i sezon ortasında göndermek riskli bir karardır. Sezon sonunda göndermek daha garantili bir karardır. Ve daha tutarlı bir karardır. Hadi bunu yaptınız. Gönderirken bile iki gün önce seninle devam ediyoruz deyip üç gün sonra birdenbire kulübe çağırıp gönderdiniz. Yani gönderiş şekliniz de ağırlığınız da örtüşmüyor. Sonuçta Fatih Terim'e diyorsun. Fatih Terim demiş ki bir hafta evvel, tabii ben duydum ne kadar doğru bilmiyorum, ben bırakayım isterseniz demiş. Yok hocam devam ediyoruz deyip bir hafta sonra kulübe çağırıp herhalde takımla ilgili bir şey sormaya çağırırlar derken gönderildiğini öğreniyor mesela. Şimdi bunların hepsi çok acemice, çok hafif alınmış kararlar. Dolayısıyla bunlar da ciddi anlamda yıprattı Burak Elmas'ı. Bunları da söylemek lazım. Doğru, doğru, çok haklısınız. Zaten dediğiniz gibi sezon sonunda bu kararı vermiş olsaydı Burak Başkan, bu süreçten kendisi bu kadar kuvvetsiz bir şekilde değil de güçlenerek çıkardı diye düşünüyorum. Ve İbrahim'de ben bir sorun yaşayacağını zannetmiyordum ama velhasıl Kerem, hani şartlar hem camiamızı hem kendisini bu noktaya getirdi. Umarım bundan sonrası çok daha iyi olur bizim için. Mert Bey, selamlar size. Teşekkürler. Görüşmek yarın üzere. Geliyor musunuz peki seçim olursa? Tabii ki. Ama seçim tabii yarın ki olacağı da olmayacağı da, olacaksa geçerli olup olmayacağı da, bunların hepsi soru işareti. Gerçekten ya Barış Bey, böyle herhalde. Ya ama çok özür diliyorum, lafınızı kestim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yarın seçim kararı alınmış. Ya bu nasıl bir yargıdır? Bu nasıl bir mekanizmadır? Yani hala bir şeyler net değil. Ama mahkeme şeye bakmaz. Mahkeme siz almışsınız karar, program yapmışsınız, ona bakmaz. Mahkeme önüne gelen dosyadaki hukuki şeye bakar. Ama doğru da şimdi şöyle de bir şey var. Galatasaray Spor Kulübü'nün üye sayısından baktığımız zaman bazı kararların da hani mahkeme nezdinde, yani kulüplerle alakalı kararların da anlık günlük, yani 24 saat 48 saat önce de verilmemesi lazım. Ben de onu düşünüyorum. Çünkü insanlar buna göre program yapıyorlar. Yani ne olurdu yani 5 gün önce verilseydi, 10 gün önce verilseydi veya o müspet menfi bir kararın çıkması bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi başka bir konu var, sizlere kapattıktan sonra onu söyleyeceğim. Bu konuyla alakalı ama lütfen siz de dinleyin bir kongre üyesi olarak. Tabii ki. Peki, tabii teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar sağ şimdiden. Olun. İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sonuçta bir kongre ya yarın ya bir ay sonra olacak. Şimdi ben Mert'i dinlettim. Bundan bir 10 gün falan olmuştur herhalde. Sabah radyoya gelirken arabada dinlettim. Ses kaydı. O ses kaydını Mert dinlediğinde daha ortada pek dolaşmıyordu. Sonra ama herkes birbirine paylaşmaya başladı. Çünkü bana geldiği gibi herkese gitti. Sporun içinde olan özellikle Galatasaray'ların hepsine dolaşmıştır. Sonra ben bir sürü yerden de duydum. Sonra ben bunu Galatasaray Kongresi başka Mert'e değil başka tanıdıklarıma da gönderdim. Ha, Galatasaraylı olduğunu bildiğim herkese gönderdim açık söylemek gerekirse. Telefonumda olan. Hani bak seni ilgilendiriyor diye gönderdim yani. Ve bazıları da benden alanlar o ses kaydını Galatasaray Divan Kurulu'na, Galatasaray'ın çeşitli organlara falan da göndermişler. Bu da çok normal. Yani Mert de benden alsa kendi arkadaşına yollamayacak mı? Böyle bir ses kaydı dolaşıyor. Galatasaraylı biri Galatasaray yönetiminin içindeki bazı kişilerle, ilişkilerle ilgili bazı ifadelerde bulunuyor. Birileriyle konuştuğunu söylüyor ve bunun da siyasi olarak buraya müdahale edildiğini ve bu kongrenin yapılmayacağını ve Burak Elmas'a bu yönde de telkinde ve hatta böyle yap diye adeta talimat gibi yol gösterildiğiyle alakalı çok ciddi iddialar var. Böyle bir ses kaydı. Bu bakın 10 gün 15 gün evvelki mevzu. Daha ortada hani seçime kesin gidiliyor Galatasaray'da mutlaka. Galatasaray Başkanı açıklamış. Seçime gidileceğini açıklamış. Seçim kendisinin koltuğa yapışmayacağını, mahkeme kapılarında Galatasaray'ı süründürmeyeceğini söylemiş. Bu seçim olacak demiş. Kendisinin aday olmayacağı belli. İki aday televizyona çıkıp Galatasaray'da değil mi konuşmuş? Yani seçim süreci Galatasaray'da işliyor. Bu safhadayken daha bu 10 gün 15 gün önce bu çıktı. Ve tabii yayıldı. Ve bugün geldiğimiz nokta oradaki konuşmanın birebir tezahürü.
Şimdi o zaman akla oradaki isimler geliyor. Yani siyasetin buraya müdahil olduğu ve Burak Elmas bu kararı almışken onu bu yola zorla adeta sevk ettikleri gibi bir kanaat da oluşuyor o ses kaydına 15 gün önce 20 gün önce dinleyen ve paylaşanlarda. Ve bakın Galatasaray Divan Başkanlığı'na, Galatasaray'da çeşitli diğer başka organlar bilemiyorum nerelere gittilerse bunları attıklarında bana sonra dönüşler oldu. Senin gönderdiğin ses kaydını biz gönderdik, dinlettik, araştırdık, şu bu, yalanlamıyorlar kulübün içinden dediler. Doğru olabilir yani dediler. Çünkü ben dedim bu doğru olmayabilir. Çünkü böyle biliyorsunuz bu ses kayıtları ben doğru olduğuna inansam radyoda yayınlardım. Açık konuşayım yani. Ama çünkü konuşanın kim olduğu belli değil. Bir suç işlemiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Konuşanın kim olduğu belli olsa ondan izin almadan yayınlayamazsınız. Yani böyle hukuki şeyler de var biliyorsunuz. Fakat konuşanın kim olduğu belli değil. Dolayısıyla bir kere doğruluğuyla ilgili de her önüne gelen her türlü konuşmayı yapabiliyor. Ve özellikle böyle ses kayıtları, konuşmalar. Ben işte çok bir arkadaştan haber aldım. Özellikle pandemi sürecinde size de bir sürü mesaj gelmiştir böyle ses kaydı. Arkadaşlar işte diye böyle başlayan, böyle arkadaşlar falan diye başlayan böyle bir sanki bir gruba atılmış gibi. Bir sürü yalan, dolan, dezenformasyon bilginin bilerek bilmeyerek yayıldığı, bilgi kirliliğiyle dolu bir sürü hilaf hakikat konuşmalarda oldu bugüne kadar. Dolayısıyla biz her duyduğumuza şüpheyle bakıyoruz. Her dinlediğimize şüpheyle bakıyoruz. Her gördüğümüze şüpheyle bakıyoruz. Fotoğraflara bile artık inanmıyoruz. Kim bilir ne zaman çekilmiştir, söylendiği tarihte mi çekilmiştir, acaba bunun üzerinde Photoshop var mıdır? Hiçbir şeye inanmıyoruz artık gördüğümüz. Zaten hani bu yeni teknolojiyle Mert'in yüzünü alıyorlar, Mert'in dudaklarını da oynatıyorlar Photoshop'la. Mert'in konuşmalarından, geçmiş konuşmalarından kelimeler alıp farklı cümleler kurup Mert'e hiç yapmadığı bir konuşmayı yaptırabiliyorlar. Amerikan başkanlarına falan bunu yaptılar. Görsünler insanlar diye. Aklınız çıkar. Yani gidiyorlar bir adama hiç etmeyeceği lafları ettirtiyorlar. Siz izliyorsunuz o adam konuşuyor resmen karşınıza. Bunları nasıl demiş olabilir diyorsunuz. Demiyor zaten. Tamamen uydurma. Deep fake diyorlar buna. Deep fake. Derin sahtekarlık yani. Adamın yüzünü alıyor, sesini alıyor, konuşmalarını alıyor, kelimelerini değiştiriyor, ağzını dudağını ona göre oynattırıyor. O dudak aslında bilgisayar oynatıyor yani, ama o konuşmayı o adam kendi sesiyle o cümleleri kurmuş gibi oluyor. Ama kurmamış. Yani bu kadar bir dijital dolandırıcılık, dijital sahtekarlığın olduğu bir ortamda hiçbir şeye de güvenmiyoruz. Fakat geldiğimiz noktada eğer bu seçim bugün mahkeme yoluyla engelleniyorsa, çünkü mahkeme böyle karar verecek diyorlar o konuşmada. Mahkeme diyorlar bu seçim yapılmayacak. Mahkemeye gidilince bu seçim usulsüz. Bu seçim yapılmayacak. Hatta demiş ki Burak Elmas da, ama ben bu kararı aldığımı söyledim. Ben duramam. Nasıl yapacağım? Nasıl olur? Mümkün değil. Ben yani bir de direnmiş. Yok demişler öyle olmayacak. Böyle olacak. Sen merak etme falan filan. Yani sen kalacaksın. Bu seçim yapılmayacak. Burak Elmas demiş mümkün değil ben bunu izah edemem. Ben demiş seçim kararı aldım zaten demiş falan. Bu da böyle konuşmalar gıyabında Burak Elmas'la ilgili de böyle şeyler söyleniyor. Şimdi bunlar da akla geliyor. Yani Galatasaray'ın içi çok karışık şu anda bu bakımdan. Dolayısıyla bunları ne yapmak lazım? Netleştirmek lazım, temizlemek lazım. Burak Elmas'ın da üzerinde çok ciddi bir şaibe oluştu. Bakın nasıl bir şaibe oluştu biliyor musunuz? Siyasetin müdahale ettiği... Ya Burak Elmas'ın kendi başkanlığını bırakmakla ilgili bile kendi tasarrufunun sınırlı olduğu gibi bir intiba oluştu. Camiada bu var yani. Bunu bilmenizde bir sakınca yok. Bunları da temizlemesi gerekiyor Burak Elmas'ın bir de üstüne üstlük. Değil mi? Haklı mıyım? Öyle ama yani bir yerde de mecbur kalabiliyor. Yani mecbur diye bir şey yok. Mecbur diye bir şey yok. Ya o zaman olur mu ya öyle şey? Yok, ya Galatasaray başkanı gibi gözükmüyor. Öyle gözükmüyor. Yani seçim kararı alacak ne olursa olsun. Tamam alırsa. Şimdi alırsa lafını yerse çok yanlış olur. Tabii. Ya ben dün Burak Elmas için ne var yani seçimi yapıyor olduktan sonra bak Burak Elmas seçimi yapıyor olduktan sonra sandığı Galatasaray önüne getiriyor olduktan sonra kendi adaylığı süreciyle alakalı kendini temize çıkarması, aday olması, aday olabileceği şartları oluşturup aday olup olmaması buna kim ne diyebilir yani? Niye sen gidiyorsun bu yola tevessül ediyorsun diyemez ki. Hukuki hakkı adamın yani. Dün bunu anlatmaya çalıştım. Ama hangi şarta bağlı bu söylediklerim hepsi? Galatasaray'ın seçime gitmesi şartıyla bu. Çünkü kendini bağladı. İlk gün çıksaydı deseydi ki ben
ibrasızlık mekanizması şekil yönüyle de, içeriğiyle de, yöntemiyle de bana yapılmış bir darbedir. Bu ibrasızlık benim kabul edebileceğim bir şey değildir. Beni lekeliyorlar ve üstelik Galatasaray'a hiç yakışmayacak bir kongreye imza attılar. Ben bu işin peşini bırakmam demiş olsaydı, hakkıydı ve o zaman bu süreç, Mustafa Cengiz'in de zamanında giriştiği bir yöntem bu, kendi mücadelesini, o koltuğu bırakacaksam doğru şekilde bırakırım. Bana yapılan darbeyi de Galatasaray başkanı olarak kabul etmiyorum, bana oy verenler adına kabul etmiyorum falan diye bu tip bir siyasileştirerek söylemini, bir duruş sergileyip mücadele edebilirdi, yıpranırdı ama mücadele edebilirdi ve bir savaş, bir kavga verebilirdi. Nasıl adayken başkan seçmek için bir kavga verdiyse, başkanlığı bırakmamak için de kendi hukuk normları içinde bu kavgayı verebilirdi. Bu tercihi yapmadı, yıpranmak istemedi, bu kavgayı vermek istemedi. Yakışmaz dedi bana dedi. Beni de yıpratır, ben kazanamam bu kavgayı diye de düşündü tahmin ediyorum. Ve başka bir yola gitti. Dedi ki ben bırakıyorum, adam gibi geldim, adam gibi giderim demeye getirip ben dedi seçim kararı alıyorum. Bu yanlış bir işti bana yapılan ama dedi ben dedi mesajı aldım, seçimi yapıyorum. Tamam, tebrik ederiz ama sonuçta bu da Galatasaray başkanlığına kendisinin aday olup çok zor kazandığı bir başkanlık pozisyonunu çok hızlı bir şekilde kaybettiği ve buna da direnmediği. Yani bunu elinden alıyorlar başkanlığı Galatasaray'ın. Yani Burak Elmas'ın elinden başkanlığı alıyorlar. Ve bak açık söylüyorum, darbe yapıldı Burak Elmas'a. Bu şeydir yani, kalıbına uydurulmuş, tüzüğe uydurulmuş, kongre şartlarına uydurulmuş bir darbedir. Bu normal bir kongre değil, yapılmış olan kongre. Zaten gününde başlayıp gününde bitmesi gibi şartlardan falan da o ses kaydında bahsediliyordu. Yani bu kongre zamanında başlayıp zamanında bitmedi. Bu kongre usulsüz kongre üzerinden başkanlığı bırakmasın, zaten bu mahkemeden dönecek deniyor ses kaydında. Şimdi hep denildiği şekilde de şu anda bir gidişat var. Ama bu ne oldu? Başka şaibeler yükledi Burak Elmas'a şimdi. Dolayısıyla Burak Elmas bir sözünün arkasına durması lazım. Bir de bu şaibelerden arınması lazım. Dolayısıyla demesi lazım ki istinaf kararı ne olursa olsun biz bu kongre evet belki yarın yapamayacağız. Bugün çıkıp bunu demesi lazım. Belki yarın yapamayacağız, yarın yapamıyoruz. Konuştuk hukukçularımızla. Yarın kongreyi yapmak bambaşka bir hukuki süreç doğurabilir. Yarınki kongreyi de ayrıca mahkeme konusu yapabilir bir kongresi çıkıp. Bunun garantisini de kimse veremez değil mi? Nasıl vermiş bir kongre? Başka bir kongresi de yarınki kongreyi dava, istinaf mahkemesi karar verirken bu kongreyi nasıl yapıyorsunuz dese ne yapacaksınız? Hadi bir mahkeme daha, dosya kabarıklaşıyor. Galatasaray zarar görüyor, Galatasaray vakit kaybediyor. Mahkeme kapağında düşmüş oluyor Galatasaray değil mi? Yani bunun sözünü vermişti ama Burak Elmas. O zaman bugün bu hukuki süreci netleştirip yarın bu kongre yapılması sıkıntılıysa, ki öyle gözüküyor bana göre, yapılmaması. Yani oraya gidelim, imza verelim, biz gene yapalım falan filan. Bunlar nedir yani? Cumartesi eğlencesi olur size. Yani hoş bir şey değil Galatasaray için. Onu söyleyeyim ben dışarıdan bir olarak. Bir ay sonra ya başka bir kongre kararı alın, onu yapın. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, yeni saatteyiz. 9.01 telefon hattımız açık. Şimdi de bir dinleyicimizle programa devam edeceğiz. Hatırlatmayı da yapalım. 0212 363 04 34 numaramız budur. Şu dinleyicimiz de hazırdır. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun, tanıyalım kısaca sizi. Alo. Alo dedik ama dinleyicimiz düştü herhalde hattan. Tekrar hatırlatalım, 0212 363 04 34 telefon numaramız bu. Bugün tabii basketbolla giriş yaptık, sonrasında Galatasaray'daki sıcak gündeme değindik. Hem seçim konusu, hem Metin Öztürk, Okan Buruk ve sonrasında konu tabii Burak Elmas yönetimine de tekrar geldi. Seçimi de uzun uzadıya konuştuk. Tahmin ediyorum ki bağlanan dinleyicilerimizden de Galatasaray'la ilgili yorumlar gelecektir. Ama Galatasaray'cı tabii bugün konuşulacak konular da var. Birazdan iddia bölümünde de bugünkü karşılaşmayla ilgili Fenerbahçe Gaziantep'i konuk edecek. Saat 20.30'da maç detayları muhtemel 11'i. İki takım adına da Gaziantep'te de gelişmeler var. Dün kulüpten de bir açıklama gelmişti. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Dinleyicimiz hazır yine. Günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, merhaba, hayırlı yayınlar Mert Bey, Barış Bey. Merhaba, size teşekkürler. Antalya'dan Mehmet, ben Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Ya ben öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Dün sizin çok güzel bir yayını takip ettim Hattrick'te. Onun için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzeldi yani. Teşekkür ederim. Çok iyiydi. MLS'le alakalı. Benim dün iki konuğum vardı da onu. Şey mi? Hattrick mi? Hattrick. Evet. Ya yani biliyorsunuz bir laf vardır. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir diye. Yani orada ama çok hani ufuk atıcıydı. Oradaki sistemi anlattı. Hani biz hep Hollanda'ya, Portekiz takımlarına gıpta ettiğimizde şey diyoruz. Onlar çok uzun kültürden geliyor ama Amerika'da neredeyse yani dünden bugüne yapılmış yani çok kısa süreden çok evet. Futbol kültürü olmayan bir ülkede bile bu kadar gelişme kaydedildiyse sistem olarak diyorum inşallah bizim ülkemizde de bir gün olur diyorum yani. Böyle Amerikalılar sistem. Amerikalılar tabii şimdi futbolu bizim oynadığımız bizim bildiğimiz futbolu çok geç keşfettiler ama keşfettikten sonraki yöntemleri tamamen bilime dayalı. Yani evet. Bakın Alman milli takımı Jürgen Klinsmann teknik direktör Joachim Löw yardımcısı Alman futbolu milli takım seviyesinde devrim yaparken milli takımı gençleştirip yenileyip bütün tabii sadece milli takımı değil Almanya'daki tüm takımlar bir gençleşmeye yenilenmeye gitti. Statlar yeniden yapıldı. Irkçılıkla mücadelede çok ağır tedbirler alındı falan. Alman futbolu 20 yıl önce büyük bir devrime girdi. O büyük bir başı dibe vurduktan sonra ve ondan sonra zaten zirveye çıktılar. Dünya kupaları vesaire. Şimdi o süreçte Klinsmann teknik direktör teknik direktörken ve işte Löw'le yardımcısıyken ki sonra Klinsmann Amerika'ya gitti biliyorsunuz. Löw milli takımı devraldı ve o başarılar devam etti. O dönemde bile Klinsmann döneminde bile fizik şeyleri uzmanları Alman milli takımın Amerikalıydı. Fizik kondisyonelleri. Amerikalılar biz dediler bu futbol işine girecek miyiz? Gireceğiz dediler. Dedikleri andan itibaren atletizm boyutunu bilimsel olarak futbolcunun performansını geliştirecek çeviklik, çabukluk bilmem ne falan filan. Nerede eksik Amerikalılar? Böyle bir altyapılar olmadığı için teknik olarak çok eksikler. Yani teknik olarak şimdi Avrupa'daki, Güney Amerika'daki teknik beceri, Avrupa kıtası zaten çok ileri gitti futbolda. Yani Avrupa kıtası dünyanın en başarılı kıtası uzak ara. Amerika, Güney Amerika hepsi onlar geride kaldı. Yani Arjantin, Brezilya bile esamesi okunmuyor işte. Yeni yeni geri gelmeye çalışıyorlar işte. Dünya futboluna damga vuran kulüpler, milli takımlar seviyesinde de, kulüpler seviyesinde de hep Avrupa. Avrupa'da futbol zaten kat sayısı da Avrupa futbolunun en yüksek puan, ülke puanı kat sayısında. Avrupa kıtası her zaman daha güçlü. Ama Amerika sonuçta orayı da kapatacak yakında. Çünkü burslar veriyorlar. Eğitim sistemlerine kolej basketbolunda olduğu gibi diğer branşlarda beyzbol vesaire olduğu gibi futbolu da soccer dediğimiz futbolu da Amerika'da soccer denen futbolu da koydular. Oralarda da yetenekli çocukları küçük yaşlardan bulup onlara yatırım yapıp onlara burslar verip liselere, üniversitelere bunu taşıyorlar ve size bir şey söyleyeyim. Yani fizik yönden, atletik yönden geçtiler herkesi Amerikalılar bilimsel yaklaştıkları için. Tesis olarak zaten rezerv para benim Amerika'da olduğu için bir de sınırsız para bastıkları için istediğim her yere akıtıyorlar. Bir de saha problemi de yok onlarda. Coğrafya her yer çöl. İstedikleri gibi de yani yer problemleri de yok. Statlar, tesisler, bilmem neler. Para da problem yok. Onun için bunları yapıyorlar zaten. Tesisleşme ve fizik problemi yok ama teknik de 10-15 senesi kaldı. 10-15 sene sonra teknik olarak da çok iyi futbolcular çıkacak Amerikalılardan. Çünkü yatırım yapıyorlar. Evet. Ben dinlemedim dünkü program ama bunlar mesela söylenmesi lazım. Major League Soccer da MLS'de zaten çok hızlı gelişiyor ama parasal olarak ve marketing tarafıyla çok hızlı gelişiyor fakat teknik olarak zayıflar. Teknik, taktik de işte teknik olarak da şu an çok iyi oyuncular Avrupa'ya birçok genç oyuncu işte bu netice vermeye başladı çünkü bu benim söylediğim 5-10 sene önce başladı. 5-10 sene içinde desem ben şimdi neticeni görmeye başladığınızı anlatıyorsunuz herhalde siz. Vallahi bir 5 sene, 7 sene, 8 sene o fark daha da hızlı kapanıp belki de en yetenekli oyuncular Amerikalı oyuncular olacak. Yani NBA gibi bir futbolda da lig kurulur mu diyorum orada da acaba?
Yani zaten şu an MLS hani küme düşmenin olduğu bir organizasyon değildi. NBA var bir organizasyon. Hani salary cap uygulaması. Şimdi orada tabii NBA ile yarışması çok zor. Yani NBA o kadar önde ki bir de onların tabii şeyi falan da var. Beyzbolu ve Amerikan futbolu var. Onlarla yarışması bizim futbolun sakırın onlarla yarışması çok zor. Çok geriden geliyor. Zaman içinde şey yapabilir tabii ama çünkü onlar bir de o kadar alışmışlar ki mesela şeyi çok benimseyemiyor Amerikan halkı. Yani Amerikalıların yaklaşımını futbol yani sporu izleme alışkanlıkları Amerikan futbolu, beyzbol ve basketboldan sonra bizim futbol onlara çok sıkıcı geliyor. Yapan yani. Çok sıkıcı geliyor yani öyle diyor. Gidecek de diyor topu alacak da atacak da o diyor. Yani basket NBA'yi düşünsenize siz her saniye aksiyon var. Futbolda öyle değil yani futbol daha farklı bir oyun. Ona alışmaları zaman alır o da ayrı bir şey yani o, bilmiyorum o ne zaman olur. Evet. Barış Bey bir de en son yani Galatasaray'la alakalı bir şey söylemek istiyorum Burak Elmas'la. Orada da şunu söylemiştiniz hani Burak Elmas samimiyse eğer şeyden bağımsız İbra olayına mahkemeden bağımsız seçim kararı alma dediniz ama yani orada şöyle samimi olmadığını düşünüyorum. Burak Elmas eğer gerçekten yani üyelerin ne istediği yani mesajını alıp da seçime gidecek olsaydı bunu zaten net bir şekilde genel kurulda da söylediler. Bizi bu yola sokma, seçim kararı al. Yani ne kültürümüz ne kulübümüz bunlarla uğraşmasan ibra edilmeyerek gitmeyelim. Yani çünkü üyelerin tek istediği başarısızsın. Biz seçimi yapmak istiyoruz. Seçime kendisi gitmediği için ibra yoluna gittiler. Burak Elmas da yani ibra oylamasından önce keşke alsaydı diyorsunuz. Evet yani çünkü Burak Elmas buraya sürükledi diye düşünüyorum. Şu anda devamını onun getirdiğini düşünüyorum. Yani o yüzden samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. Evet ben pek öyle düşünmüyorum. Belki tabii seçim kararı alsa daha iyi olabilirdi ama orada da İbra'da neyin çıkıp neyin çıkmayacağı belli değil. İbra edilebilirdi ve seçim kararı da belki boş boşuna alınmış olurdu. Ama açıkça söylendi yani işte hani üyelerin ne istedi yani İbra edilmekten bağımsız diyoruz ya. Bağımsız üyelerin çoğunluğu bunu istiyor. Çünkü İrfan Aktar'dı galiba çıktı açıkça söyledi. Kanaat önderlerinden biri. Mustafa Cengiz'e de nasıl söylendiyse aynı şekilde söylendi. Yanında kayınpederi var yani en iyi en yakından bilen üyelerin nazını tutan bu açık açık kendisine söylenmişken bunu yapmaması hani işi bu tarafa sürüklemek diye düşünüyorum ben. Yani o yüzden samimiyetli olduğunu düşünüyorum. Anladım. Anladım demeye çalıştığınızı. Bu söylediğinizle alakalı cevabı yakın zamanda alırız diyeyim ben de size. Çünkü samimi mi samimiyetsiz mi? Bundan sonraki Burak Elmas'ın tavrı çok belirleyecek her şeyi. Yani çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet Galatasaray'da tabii çok tartışma konusu oldu. Artık futbol takımından da çok uzaklaşıldı. Biraz buradan sıyrılıp aslında Kerem Aktürkoğlu'nun dün verdiği bir röportaj var. Orada çok çarpıcı ifadeleri var. Başakşehir dönemiyle alakalı, Galatasaray dönemiyle alakalı biraz saha içine dönmek istiyorum ama şimdi bir reklama gidelim. Reklamdan sonra önce alternatif piyasalara bakacağız. İddiada günün bültenini paylaşacağım. Sonrasında da Kerem Aktürkoğlu'nun röportajından detayları sizlere aktarmak istiyorum. Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor! Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım sizlere. Şu anda 1 Bitcoin 585.867 TL'den işlem görmekte. Dün de neredeyse aynı fiyat var şu anda TL bazlı, dolar bazlı durum pek farklı değil. 39.445 dolardan işlem görmekte. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Radyo Spor. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün günlerden cuma ve liglerde hafta başlayacak. Süper Lig'de de 35. hafta 2 maçla birlikte başlıyor. Saat 20.30'da Fenerbahçe Gaziantep'i konuk edecek. Diğer tarafta aynı saatte Giresunspor Adana Demirspor'la mücadele edecek ki Adana Demirspor da ligde Avrupa
bileti kovalayan takımlardan bir tanesi. Giresunspor ise bir an önce kümede kalmayı garantilemek istiyor ki bu yönde de aslında çok büyük bir avantajı var. Bugün bakalım bunu Giresunspor başarabilecek mi, alacağı bir galibiyet bunu başarmak anlamına gelecek. Fenerbahçe cephesinde iddia oranlarını da paylaşalım bu maçla ilgili olarak. Fenerbahçe galibiyetinde bugün 1.30'luk bir oran verilmiş iddia.com'da. Ki iddia.com'da ve iddia bayilerinde normalden daha yüksek oranlarla oynayabiliyorsunuz karşılaşmaları. Artık bu hatırlatmayı tabii çok sık yapıyoruz ama aşinasınızdır. Beraberliğe 4.95 verilmiş. Gaziantep galibiyetine de 7'lik bir oran var. 2.5 gol üstüne de 1.43 veriyor iddia.com. Aynı anda diğer maçta daha dengeli oranlar var. Giresunspor galibiyeti 2.62, beraberlik 3.15 ve Adanemirspor galibiyeti de 2.43 olarak belirlenmiş. Bugün tabii sadece Süper Lig'de maçlar yok. Avrupa'nın birçok liginde de güzel karşılaşmalar iddia severleri ve futbol severleri bekliyor. Lig 1'de Fransa'da 22'de Strasbourg Paris Saint-Germain'i konuk edecek. İspanya La Liga'da Sevilla Cadiz yine aynı saatte başlayacak maç. Almanya Bundesliga'da 21.30'da Union Berlin Greuther Fürth. Hollanda'da yine Utrecht Nijmegen. Portekiz'de, Belçika'da, İngiltere Championship'te, Bundesliga 2'de birçok ligde karşılaşmalar bugün sizleri bekliyor. Süper Lig ve Avrupa'nın bu dev liglerinin yanı sıra bültendeki tüm futbol maçları daha yüksek oranlarla, bir diğer tabirle kral oranlarla iddia bayileri ve iddia.com'da sizleri bekliyor. Bu sayede, bu oranlar sayesinde kuponunuza maç ekledikçe kazanç yüzdeniz de artıyor. Tek maçlı kuponda %5'lik bir kazanç varken 4 maçlı bir kupon yaparsanız bu oran %22'ye kadar ekstra kazanca çıkıyor. Bir haber daha verelim iddiayla ilgili olarak yine. İddiada ilk yarı alt üst gol seçeneği bol seçeneklerle daha iddialı deniyor şu anda. İlk yarıda 0.5, 1.5 ve 2.5 gol alt veya üst oyun seçenekleri de bültende iddia severleri bekliyor. Bu bilgilendirmeyi de sizlere yapmış olalım. Şimdi bir yandan da tabii Kerem Aktürkoğlu'nun röportajına geçeceğiz ama Fenerbahçe-Gaziantep maçı demişken takımlardaki son gelişmeleri de aktarmakta yarar var. Bugün Fenerbahçe'de önemli eksikler olacak. Birincisi Kimmiçe, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Atilla Salahi de sakatlığını bir türlü atlatamadı. Bugünkü maçta onun da oynaması beklenmiyor. Yani stoper hattında İsmail Kartal'ın tercihi Serdar Aziz'in yanında Marcel Tisserand olacak. Kalede Altay'ın oynaması bekleniyor. Osay Samuel sağ tarafta, Ferdi Kadıoğlu da sol tarafta mücadele edecek. Orta sahada Crespo da sakat. Sezonu kapattı hatırlayacağınız üzere. O yüzden Zaitsin yanında bugün beklenen isim Luis Gustavo olacak. Ön tarafta ise artık ezberlediği Fenerbahçelilerin dörtlü. Sağ tarafta İrfan Can, solda Rossi, ortada Mert Hakan Yandaş ve ileri hatta da Serdar Dursun bugün en azından Fanatik Gazetesi'nin muhtemel 11'indeki Fenerbahçe kadrosu bu şekilde. Tabii ufak tefek değişiklikler olabilir. Orta sahada Arda Güler tercihi Gustavo yerine belki yapılabilir. Serdar Dursun yerine Valencia'da bir ihtimal olabilir. Onu da akşam öğrenmiş olacağız. Maçın da 20.30'da olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Gaziantep cephesinde ise dünden bu yana aslında Erol Bulut'la ilgili haberler dolaşıyor. İşte futbolcunun bir kısmıyla anlaşamadığı, ki isim de verilmiş, yerel basını takip ettiğimizde işte Papici, Loboji ve Toşça ile anlaşamadığı, bazı oyuncuların yine ona sırt döndüğü, yönetiminde yakın zamanda Erol Bulut'la yolları ayırabileceği haberleri çıkmıştı. Fakat yönetimden gün içerisinde resmi bir açıklama geldi. Erol Bulut'un görevine devam ettiğini paylaştılar. Tabii şimdilik kaydıyla büyük ihtimal sezonu Erol Bulut'la bitirecekler ama yeni sezonda düşünülen bir yabancı teknik direktör olduğu da yine basında yönetim kaynaklarına dayandırılarak yapılan bir haber. Onu da bekleyip göreceğiz. Bugün aslında Erol Bulut için de önemli bir karşılaşma olacak. Zira Fenerbahçe eski takımı çok yanılarla orada ayrılmamıştı. Erol Bulut sezonunda tamamlayamamıştı. Bakalım şimdi Fenerbahçe karşısında neler yapacak ki ilk maçta da hatırlayacaksınızdır belki 3-2'lik bir galibiyet almıştı Gaziantep iç sahada.
ligin en iyi takımlarından biriydi. Burada da deplasmandaki o kötü gidişatı değiştirmek isteyeceklerdir. Akşam keyifli cuma günü için bence güzel bir karşılaşma futbol severleri bekliyor. Mesaj gelmiş bu maçla alakalı, onu okuyayım. Ümit Koçlar, Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Karşıda Erol Bulut var. Oran az çıkmış. Riskli oran, maç zor geçer demiş. Yani 1.30'dan daha yüksek. 1.40-1.50'ler tahmin ediyorum dinleyicimiz beklemiş. Yani onun dediğinden anladım. Bu maçı hani bir oynanmaz. Oran bu riski karşılamıyor demiş. Tabii takdir. Siz iddia severlerin, Ali abi de olmadığı için burada biz Barış abiyle bir kupon da vermeyeceğiz. Valla kupon vermeyeceğiz ama yani Fenerbahçe'nin momentumuyla, ligi ikinci bitirme iddiasıyla tamamen dolu tribünler önünde oynayacağını bir kez daha hatırlatalım. Oturmuş bir kadro, açık söylemek gerekirse. Eğer bir savunma zaafı, senin söylediğin gibi stoper eksiğinden dolayı orada bir yaşamazsa, orada bir hani erken golle geri düşüp sonra geri dönmekte zorlanır vesaire. Böyle bir bunlar ekstrem durumlar ama normal şartlarda Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir karşılaşma. Oranın tabii düşük olup olmaması konusu ayrı. Çünkü bu sefer handikapa giderseniz handikaplık bir maç mı? Bence de değil. Ama Fenerbahçe galibiyete yakın. Evet, Gaziantep'in de deplasmandaki performansı felaket. 6 puanı var sadece. 1 galibiyet, 3 beraberlik ve son hemen bakıyorum 1, 2, 3, 4 ve 5. Son 5 deplasmanda da mağlubiyet almış. Başakşehir'e 2-0, Altay'a 3-2, Giresun'a 2-1, Kasımpaşa 2-1 ve Konyaspor'da 4-1 ile kaybeden bir Gaziantep var. Deplasmanın en kötü takımlarından biri şüphesiz. O yüzden de o istatistikle pek yanlarında değil. Son haftada Göztepe ile hatırlayacaksınız, o olaylı karşılaşmada 1-1 berabere kalmışlardı. Evet, şimdi dönelim Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği röportaja. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde tam sayfa Kerem Aktürkoğlu röportajı var. Ve başlığı da tabii çarpıcı: Arda'ya, Emirhan'a verilen şans bana verilmedi. Özellikle bu Başakşehir'e transfer süreci, orada yaşadıkları bence röportajın en çarpıcı kısmı. Bunu birinci ağızdan, kendisinden dinleyelim isterseniz. Ben okuyacağım tabii ki. Yaşadıklarımı unutmak istedim diyor Kerem Aktürkoğlu Başakşehir döneminde başına gelenler için. Belki ağır olabilir ama ben 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir'e o imzayı çok büyük hayaller, hedeflerle atmıştım. Bana, aileme söylediklerini duyduğumuzda hepimiz tamam artık bu iş bitti dedik. Farklı yerlere geleceğime inandık. U17 takımında oynadım. İkinci olduk ve finallerde kaybettik. Bir sene böyle geçti. Türkiye şampiyonası sonrasında profesyonel sözleşme imza attım. Abdullah Avcı teknik direktördü. Çok büyük hayaller vardı. A takıma gittik. Ama beklediğim gibi değildi. Sadece futbol anlamında değil. Şu anda bence yoktur o durum demiş. Çok büyük bir yaraşı vardı diyor Kerem. Askerlikteki rütbecilik dönemleri vardı bana göre. Yani sen şusun, ben buyum, sen haddini bileceksin ve sesini ne olursa olsun çıkarmayacaksın. Ben de yapı gereği küçük de olsam, bana haksızlık yapılıyor ise susamam. Karşı çıkarım ya da tatlı dille kendimi ifade etmeye çalışırım. O zamanlar belki böyle bir şey görmedikleri için bana karşı keskin bir tavır vardı futbolculardan. Bu beni gerçekten sindirdi. O zaman Allah'ım ne olur bugün ayağıma top değmesin. Değerse kaybedeceğim, sakatlayacaklar, kötü davranacaklar ve ben idmanı top değmeden geçeyim diye bir yılı bitirdim diyor Başakşehir'de Kerem Aktürkoğlu. Ve çarpıcı kısımlar devam ediyor röportajında. 16-17 yaşında bir futbolcu kafa yapısı ile idmana çıkıyor ve bu sizin büyük işler başarmasını beklediğiniz bir çocuk. Bu futbolcuya, çocuğa siz nasıl davranırsınız? İngiltere'de Phil Foden kaç yaşında sahaya çıktı da oynadı? Foden'a A takımdan bir büyüğü sen bu topu niye kaybediyorsun diye bağırıp üzerindeki kendi yeleğini yırtacak, duvarı yumruklayacak, top kaybettin diye sana küfredecek, senin yanına gelip tehdit edecek. Bu mümkün mü? Burada mümkün diyor Kerem Aktürkoğlu. Kendi başına gelenleri gerçekten çok çarpıcı bir şekilde anlatmış. Şu anda Türk futbolunda Arda Güler'e, Emirhan'a, gençlerimize nasıl davranılıyorsa pamuklara sarmamız lazım. Çünkü onlar bir değer, belki 10, 15 hatta 20 yıl bizi Avrupa'da temsil edecek isimler diyor. Bu da güzel bir jest. Tabii Kerem Aktürkoğlu yaptığı ezeli rakibinin iki genç ve potansiyelli oyuncusu için çok güzel sözler sarf etmiş ki devamını da şimdi okuyacağım.
Ben şu anda gençleri gördükçe çok mutlu oluyorum. İnanılmaz bir kariyer başlangıcı yaptılar ve onlar bu deneyimi bu yaşta ediniyorlar. Gelecekte belki de o özgüvenle çok daha emin, iyi bir şekilde ilerleyecekler. Ben 23 yaşında bu özgüvene sahip olmuşum. O kardeşlerim 17 yaşında şans bulup o özgüvene sahip oldular. Bu ne kadar mutluluk verici. Şimdi kıyaslamalar vesaire yazıyorlar. Ben kendimi o genç kardeşlerimle kıyaslamam. Benden çok daha fazla başarılı olacaklarına inanıyorum. Arda'sı, Emirhan'ı çok daha yetenekli demiş. Şimdi Kerem. Şimdi baştan sona çok güzel bir röportaj. Her ne kadar bu röportajın Galatasaray'da kurumsallığın çalışmaması nedeniyle Emrah Kayaoğlu'nun istifasına yol açmış olsa da her bu röportaj, çünkü ondan geçmesi lazım. Koordinasyonunu yapıyor ama buna ona haber vermeden izin veriyorlar. Bu da tabii yönetimin ne kadar kurumsal olmadığını gösteriyor Galatasaray'da. Belli profesyoneller var, belli görevler olan. Onların üzerinden dolaşması, onların üzerinden geçmesi gerekiyor. Bu sadece bir ego meselesi, sadece bir kurumsallık üzerinde bir işte böyle bir takıntı meselesi değil. Aksine kurumsallığı çalıştırdığınızda her ürün, her çalışma böyle anlamlı olmayabilir. Sıkıntılı sonuçları da olabilir. İstediğiniz sonucu alamadığınız iletişimler de olabilir buradan. Bunların önüne geçmek için, hatanın önüne geçmek için her zaman profesyonellerle görevlendirdiğiniz kurumsal bir hiyerarşiyi mutlaka izlemeniz lazım. Bu sizin hata yapmanızın önüne geçer. Tabii burada işleyiş son derece yanlış olmuş ve Emrah Kayaloğlu da istifa etti bundan dolayı. Kendisine bilgi verilmeden izin verilmiş bu röportaja. Kendisi bundan sorumlu kulüpte. Dolayısıyla onun bilgisi olmadan böyle bir şey yapılması doğru değil. Ama bundan bağımsız röportaja bakarsak, röportaj çok güzel. Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşımı, sözleri çok değerli. Çünkü orada ortada bir tecrübe var. Kendi yaşadıklarından örnekleyerek söylüyor. Başakşehir'de yaşadıkları çok üzücü. Yani bir genç bir oyuncunun antrenmana çıkıp takım arkadaşlarından korktuğu için, beni sakatlayacaklar diye düşündüğü için top değmeden bitirsin demesi, açık söylemek gerekirse Türk futbol altyapısında daha bunun gibi dillendirilmeyen neler olduğunu da hepimizin tahmin edebileceği bir garabeti ortaya çıkarıyor. Bir şeyleri değiştirmez için önce zihniyeti değiştirmek lazım. Eğitim şart diyorlar. Eğitim her zaman şart ve aileden başlıyor. Yani tamam mı? Ya bu çok belki klişe ama ben bunu hep söylüyorum. Çünkü eğitim sadece okuldaki eğitim değil. Eğitim insanın terbiyesi, insanın vicdanı, insanın ahlakı, iş yapma anlayışı, okuldaki arkadaşlarıyla iletişimi, bütün bunların bir bütünü. Ve o bütünün ilk temel taşları aileden atılıyor. Anne baba çocuk ilişkisinden, çekirdek aileden başlıyor. Aile içinde ne görüyorsa çocuk onu önce dışarıya taşıyor. Dışarıda gördükleriyle de pekiştirip kendi karakterini ortaya çıkartıyor. Bir kere biz bu noktada çok eksiyiz. Ülke olarak, toplum olarak bir kere her şeyden evvel futbol altyapımız ne kadar yetersiz olursa olsun, futbol altyapımızdaki, Türk futbol olarak konuşuyorum, antrenörlerimiz, eğiticilerimiz ne kadar yetersiz olurlarsa olsunlar, onların da eksiklikleri, onları da düzeltmek gerekiyor, eğitimcileri de yetiştirmek gerekiyor, ama ne olmuş olursa olsun aileden doğru gelen bir çocuk, ailesinden doğru yetişmiş olan bir çocuk, doğru ailenin, doğru ana babanın, doğru öğretmenlerin elinde yetişmiş bir çocuk, futbol altyapısına gittiğinde de o futbol altyapısındaki o zihniyeti de değiştirir. Yani orada Kerem'e bir sahip çıksa bir abisi, çocuk doğru yapıyor, çocuğun yaptığı yanlış bir şey yok, çocuğa hırpalamayın, hor görmeyin, zorbalık yapmayın diye iki kişi sahiplense Kerem'e orada, bambaşka bir şey olur orası. Yani her yeri değiştirebiliriz, düzeltebiliriz. İnsandan başlıyor bu iş. İnsan kaynağıyla ilgili bir konu bu. Sadece Türk futbol altyapısı yaramaz değil. Türk toplumunun problemini görmezseniz Türk futbol altyapısı kendi kendine düzelmez. Türk futbol altyapısında süper kulüp takımlarının altyapılarında değil sadece problem. Amatör kulüplerde değil sadece problem. Federasyonlarda değil sadece problem. Problem insan kaynağımızla alakalı. Ve aileden başlıyor. Bunu bir kere söyleyelim. Şimdi Kerem'in yaklaşımı, yani Kerem bugün Arda'nın, Emirhan'ın sahip olduğu imkanlara o gün sahip olmamış. Bu açık. Olsaydı Kerem bugün çok daha başka türlü bir oyuncu olurdu. Bu kesin. Kerem'in bugün bunu görüp söylemesi ve benden çok daha yetenekliler ve benden çok daha iyi yol alıyorlar. O gün o imkanlara ben sahip değildim. Hem benden daha yetenekliler hem de benden daha iyi imkanlara sahipler. Çünkü bugünün şartları eskiye göre daha iyi. Ve olması gereken de 5 sene sonra şartları da bugüne göre daha iyi olması lazım.
ileriye gidiyorsanız toplum olarak böyle ileri gidersiniz. Yani bugün Arda ve Emirhan'ın da 5 sene sonra konuşurken o günün Arda ve Emirhan'ı için bizden daha şanslılar demesi lazım. Yani bunu böyle yapıyor olmamız lazım. Bu da dediğim gibi aileden başlıyor bu terbiye ve insan kaynağımızı kaliteli olarak, ondan sonra okulda aldığı eğitim falan diye bunun üzerine geliyor. Yani okuldaki eğitim genel insan olarak bizim eğitimimizin sadece bir parçası. Mark Twain'in bir lafı var. Diyor ki eğitiminizin diyor okulunuzun eğitiminizin önüne geçmesine izin vermeyin diyor. Yani okulun dışında bambaşka bir eğitim var yani. Dolayısıyla bunlarla alakalı bence böyle değerlenmesi lazım. Çok başarılı bir röportaj. Kerem'in sözleri çok güzel. Kendisinden daha yetenekli olduğunu bu söylemesi onları hem motive eder hem öyle yüceltmesi Kerem'in ağırbaşlığını, efendiliğini, mütevaziliğini, kompleksizliğini de ortaya koyuyor. Kendi tecrübelerini böyle aktarması çok değerli. Öyle zaten yani yeni nesil her zaman bir öncekinden dünya oraya gidiyor. Daha zeki, daha yetenekli. Olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdi hepiniz kendi çocuklarınıza bakın yani. Mert'in de daha yeni evlendi. İnşallah ileride o da tecrübe eder bu şeyi. Çocuklarınız hep sizden daha akıllı. Sizden daha zeki. Öyle de olması gerekiyor zaten. Eğer çocuğunuz zaten sizi hayatta geçemiyorsa bu sadece çocuğunuzun değil sizin de başarısınız. Yani anne baba olarak sizin de çocuklarınızı sizden daha başarılı olmalarını sağlamanız gerekiyor. Zaten daha iyi imkanlara sahipler hepimiz. Yani benim anne babamın imkanlarından ben daha iyi imkanlara sahiptim. Benim sahip olduğum, eşimle sahip olduğum imkanlardan daha iyisine de bizim çocuğumuz sahip. Onun çocuğu da ondan daha iyi imkanlara sahip olması gerekiyor eğer siz gelişiyorsanız, ileri gidiyorsanız her manada. Hem ekonomik, hem sosyal, hem vicdani, hem ahlaki, hem işte karakterin yetişmesi. Şimdiki çocuklardaki özgüven kimde var? Bizde yoktu öyle bir özgüven. Çok daha özgüvenler, çok daha farkındalıkları yüksek. Öyle olması gerekiyor zaten. Yani şey olarak, nesil olarak bizim ileri gitmemiz, ülke olarak, toplum olarak ileri gitmemiz böyle oluyor zaten. Dolayısıyla tabii ki Arda ve Emirhan Kerem'den daha yetenekli. Daha da iyi imkanlara sahip. Arda ve Emirhan'dan 5 sene sonra gelecek olan 16 yaşındaki önceki çocuk da onlardan daha yetenekli olması gerekiyor zaten. Beslenmesinden, işte zihniyetine, bilincine, ekonomiye kadar her şey onu gerektiriyor zaten yani. Böyle bir durum var. Çok güzel, çok başarılı bir röportaj. Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyorum. Daha çok tabii çok bugün programda sığdıramayacağımız kadar çok çarpıcı sözleri var ama bir kısmını benim en çarpıcı gördüğüm bunlar kısmı en önemleri. Bunlar en önemleri. Bunlar en önemleri. Sırf bunlar bile oturup düşünmek için yani hem kulüp yöneticileri için hem şu anda 20 küsur yaşında olan diğer futbolcuların da düşünmesi, konuşması açısından örnek. 30 küsur yaşındaki oyuncuların 20'nin altındaki oyunculara şu anda nasıl davrandığıyla alakalı bir öz eleştiri yapmaları için güzel bir şey değil mi? Yani şu röportajı mesela şu anda bu zorbalığı yapan mutlaka bazı oyunculardı 30 küsur yaşında. Mesela isim vermiyor ama şimdi o dönem Emre Belözoğlu takımda Mahmut Tekdemir takımda hani takımın abisi pozisyondaki isimler kimi kastediyor? Hani olan süperler. O isimleri aramak bizim için şu anda öncelik değil. Yani biz buradan bir polemik çıkartmaya uğraşmayalım. Biz kimi kastediyordu peşine düşmek amacından çok saptırır bu. Çünkü bu röportaj o kadar değerli ki Mert. O dönem kimlerle oynuyordu? O zorbalığı kimden görmüş olabilirinin peşine düşersen Başakşehir kadrosunu açıp 5 sene öncesinin kadrosunu açıp bu seni bu röportajın ulvi amacından seni çok başka bir yere taşır ve o röportajda sen o şeyin içine gene kaybolur gidersin ve röportajı da bu kadar değerli bir röportajı da çöpe atmış olursun. Bunu hiç kimse yapmamalı açık söylemek gerekirse. Ama yapılır yani. Ya yaparlar yapsınlar ya, ama o zaman teveccüh gösterir misin böyle bir şey anlatabiliyor muyum? Yani çünkü buradan kimi kastetti polemiği bu röportajda benim şahsen ele alacağım son konu. Ya buradan bunu senin söylediğin taraflarını öne çıkartıp buradan şu anda futbol hayatına devam eden papaz oyuncu, takımın abisi denilen oyunculara çıkacak mesaj. Bir oturup kendilerine bir baksınlar yani şu an gençler nasıl davranıyorlar. Eğitimciler, hocalar, yöneticiler, denetçiler yani bu işin denetçileri. Kimlere emanet ediyorsunuz altyapılarınızı? Amatör takımlardan profesyonel takımlara, büyüklere kadar. Kim ve sizin oyuncularınız ne muamele görüyor?
Şimdi bugün tabii Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi böyle dört büyükler ve böyle daha büyük kulüpler, Süper Lig ekonomisi içindeki kulüplerde daha artık bazı şeyler biraz daha farklı olmaya başladı. Ama Anadolu'da, amatör kulüplerde, bölgesel amatörde, birincilikte, ikincilikte, kırmızı grupta, beyaz grupta acaba oradaki gençler ne muamele görüyor? Orada da acaba gücü yeten yetene hala o zorbalıklar bence devam ediyor. Yani onun için bunları bu her açıdan değerlendirmesi gereken ve yöneticilere de ışık tutacak. Ya işte aşağıda ne olduğunu bir düşünsünler o gençler hangi savme. Ve düşünsene sen Kerem çıkmış gelmiş buraya kadar. Bu Kerem'in gördüğü muameleyle Kerem 23 yaşında bugün Galatasaray'da hem şansının yardımıyla hem de becerisiyle, yeteneğiyle istisnai olarak gelmiş bir oyuncu. Zaten çok olmamasından da böyle oyuncuların değil mi? Gösterebileceğimiz parmakla işte Yunus diyorsun oradan geliyor diyorsun, bu diyorsun, Arda diyorsun, Emirhan diyorsun falan. Yok fazla. Bunun için yok zaten. Yani sen düşünebiliyor musun? Kerem bunu 5 sene 6 sene evveliyle bugünü anlatırken bir Başakşehir yok. Ne Başakşehirler var? Ne Keremler vardı? Sadece bir Kerem gelebildi. Yani kaçı kırıldı? Kırıma uğradı yani. Kaçı kırıldı? Kaç Kerem vardı kim bilir de. Biri bugün bu oldu da bugün çıkıp bunu söyleyebiliyor ve dinlenebiliyor ve burada konuşulabiliyor. Sesi duyulmayan, o zorbalığa boyun eğip kırılıp yok olan, yeteneğiyle bilmem nesiyle pes eden ya da ettirilen ya da o yeteneğinin gelişimini o şekilde tırpanlandığı için kırıma uğrayan kim bilir neler var. Sesi çıkan bu sadece. Başarmış da konuşabilen bu. Boğulup gidenler ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Bunları insanların bir düşünmesi lazım. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, son bölümdeyiz. 9.47 saatlerimiz. Şimdi haftanın programını hatırlatarak programı bitirelim, haftayı da noktalayalım. Bugün 20.30'da Fenerbahçe, Gaziantep, Giresunspor, Anadolu Spor maçları var. Eğer bugün Fenerbahçe puan kaybederse Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edecek. Ama Fenerbahçe'nin kazandığı senaryoda bu sefer yarınki maçı beklemek durumundayız. Yarın saat 20.30'da Bordo Mavili ekip evinde Antalya Spor'u konuk edecek. Atilla Karaoğlan yönetecek bu karşılaşmayı da. Cumartesi günü 16 seansında Konya Spor, Karagümrük ve Kasımpaşa Başakşehir maçları var. Yarın Trabzon maçı da aynı saatte Hatay Spor, Altay mücadelesi de yine futbol severleri bekliyor olacak. Pazar günü 16'da Kayseri Spor, Beşiktaş, Alanya Spor, Yeni Malatya Spor ve saat 20.30'da da Galatasaray, Sivas Spor, Göztepe, Rize Spor maçları var. Burada tabii Rize Spor için Giresun maçının sonucuna göre kritik bir karşılaşma olabilir. Bu hafta bütün küme düşen takımlar da belli olabilir. O yüzden o karşılaşmalara da Altay ve Rize'nin ve Giresun'un ayrı bir gözle bakacağız. Haftanın programı bu şekilde. Bugün bu arada Ajans Spor'da da hem Ceyhun Kazancı'nın, Beşiktaş'ın sportif direktörü hem de teknik direktörü Varelen İsmail'in açıklamaları var. Dün ikili basın mensupları da iftar yemeğinde bir araya geldi. Orada basın mensuplarının açıklamalarda buldular. Bugün tahmin ediyorum ki birçok farklı kaynakta açıklamalarını göreceksinizdir. Ajans Spor'da da biz sabahtan o açıklamaları girmişiz. Ceyhun Kazancı'nın transferle ilgili sözleri, yakıştırılan bazı oyuncular vardı. Özellikle Ozan Tufan gibi, Okan Yokuşlu gibi, Mustafa Eskerilaç, yabancı kurallı Varen İsmail ile ilgili süreç nasıl yaşandı, neler oldu, başkanla ne görüştü gibi konulara cevap vermiş. Varen İsmail de yine üçlü oynatmasıyla alakalı gelen eleştirilere cevap verdiğini görüyoruz. Ajans Spor'dan da dediğim gibi bu haberleri okuyabilirsiniz. Evet, biz programı noktalandırıyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tabii bayram. Bayramın birinci günü pazartesi. Biz Ali Erim'le birlikte burada olacağız. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Pazartesi günü bayram birinci günü olması dolayısıyla bayramların birinci gününde bayram namazı nedeniyle 8'de başlıyor Radyo Spor programlara. Dolayısıyla pazartesi günü sabah 8'de başlayacak. Onu bir kere daha dinleyeceğimize hatırlatmış
olalım. Evet, salı ile birlikte zaten normal. Salı gününe itibaren 7-10 yine devam edecek ama pazartesi 8-10 olacak. Programlar her gün devam ediyor. Zaten sadece biliyorsunuz bayram günleri, bayram birinci günü, yani dini bayramlarla alakalı bayramların birinci gününde 8'de başlıyor. Onun dışında 31 Aralık yılbaşı gecesinden sonra 1 Ocak'ta öğlen 12'de başlıyor. Bu istisnalar dışında zaten bayrammış, tatilmiş, oymuş, buymuş bakmaksızın pandemide de olduğu gibi, sokağa çıkma yasaklarında dahi olduğu gibi Radyo Spor sabah 7, gece 24 canlı 17 saatlik stüdyo programları yapıyor. Bu reklamımızı da bir kere daha yaptıktan sonra tekrar herkese iyi bayramlar dileyelim. Görüşmek üzere. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coştu onda iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.